House of the Dragon bölüm 5. V neydi lan? Ha We Light the Way. Biraz böyle şey bir rap şarkısı gibi de olmuş ya da Michael Jackson şarkısı gibi de olmuş ama isim güzel. Hightower'ların Towerların <laughs> Evrim evet. motosu abi. Aynen. Haytavrıların o motosu bu. Ya şimdi bilmeyen için Michael Jackson şarkısı desen yer bence çok sorun değil. Zaten bu bölüm... da ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç Alakası olmayan insan. <laughs> bölümün şarkısım. şey kısmı çok iyiydi ya orada e, stronglar konuşurken o yeşil giymiş yeşil ha Yeşil savaş demek kardeşim evet kardeşim. Ha, <laughs> <çok iyi. gülüyor> Aynen. Çok komikti. Ve beşinci bölüm müthişti bence. Yani herkes için. Bilmiyorum ben ekstra ilk izleyişimde çok duygulanmasam da ikinci izleyişimde bir duygu bastı bana sonda. Çünkü o yerde kanları silmediler. Bir silseler iyiydi. <gülüyor> ben <laughs> Dothraki arkadaşı aradım sordum. Çok sıkıcıydı dedi. <laughs> Onlar için e, Sweet Monday. Üçten, yani. aşağı, aşağı öyle olursa bizi sarmıyor <laughs> <serbiyordu. gülüyor> Gümüş döktünüz mü? Gümüş kafaya var mı? Yok abi <laughs> biz sadece yumruk bizde. <laughs> çok şey. <laughs> evet, bölümün açılışı çok iyiydi bu arada. Benim haftalardır merak ettiğim e, Bronze Beach, Bronze Beach nerede lan bu Bronze Beach? Gelsin artık diyordum. Geldi, e, sağ olsun gördük. E, bayağı bir böyle Yara Greyjoy Vaybile geldi hatta. E, Baya evet, şey. Benzemiş. Aynen bir mirror yapmışlar oraya. Ve yazık boynu kafası kırılarak öldü ama orada abi şeye bayıldım bu arada ya bilmiyorum ne dersin ama Damon'un böyle o şey bakışı var ya yeni ateist oldum ama bakışı var böyle bir yandan yine daha hiç şey, yine <laughs> hiçbir şey söylemedi aynen hiçbir şey söylemeyip böyle o yarı hüzünlü yarı pis bakışı ve kazın korkması Rayan'ın inanılmaz bir andı bence çok iyi bir açılıştı bayağı sevdim Damon onu. fanboyları tur attı hemen bizim evde de var bir tane <laughs> <Dayı mı? gülüyor> İsterken böyle ya bu Damon evlensin Renee ile diyor. Dedim Hatun şey karısının kafasını <laughs> <laughs> manyak mısınız ya? Ya olsun bu çocuk iyi bu evlensin Renee ile falan diyor. Dedim amcası ya ne yapıyorsunuz? <laughs> bir, dönem Vader severler böyle pat... bir dönem Darth Vader severler böyle patlamıştı. Hatırlar Bir dönem Darth Vader severler böyle patlamıştı. Onun gibi olacak biraz bence. Darth Vader çok iyi ama işte anlamadılar onu ben falan. Ben de yani. Yüzüklerin Efendisi'ni okurken Sauron'u tutuyordum ama <laughs> iyi, iyi olmadı. Ama Sauron yeğeniyle takılmıyordu yine en azından. <laughs> Sauron yener belki diye ümit etmiştim sonra doğru. Hobbitlere çok gıcık olmuş. <laughs> Hobbit. Artık Rings of Power <laughs> var kardeşim. Onu izleyeceksin. Dünyanın en iyi. Onda da Sauron'u gördük. Var. Hadi bakalım görmeyenler. Şey hepsi. Ya bakalım. Kim Sauron abi? Ona da spoiler veriyormuşum burada. <laughs> Ama dizi iyice Lost'a bağlayacaklar. Hani böyle... Sauron o şey değil ha. anar mıydı ne o adam değil. Değildi. Değil. Değil <laughs> Anar. <Aynı>. Şey, <laughs> şey Lost'a bağlayacaklar. Hocam. <laughs> Kara duman hangisi abi? Kara duman falan. Çıkamayız oradan. Aynen aynen. Oradan çıkıyorum ve diziye geri dönüyorum. ya aynen. buradaki diyaloglara bir zaten girmemiz lazım. Birkaç tane güzel diyalog vardı. Bir Reyhan'ın da her boktan haber olduğunu zaten öğrendik. Ona da haberler uçuyormuş. Dünyadan Öyle. haberi var. Ee, kadın dışı... senin dilin ne zaman ya falan diye girecek sandım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, en kritiği de herhalde bu işi de bitiremeyeceksin diye bir şey söylüyor ya yani. Bunu da bitiremeyeceğini biliyordum <laughs> falan. Bundan sonra Tuğlay'la neden dövdü işte. <laughs> Apologist oldum. Damon Apologist oldum ben. <laughs> Hak etti kadın orada Tuğlay'ı. <laughs> <gülüyor> 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 sen böyle A Haber şeyine dönüyorsun yorumcusuna. Erkek atama özür dileme şansı vermediniz kardeşim. Döverdi severdi falan. <laughs> Çünkü kalkmıyor dedi. Daha ne istesin? Tarik var. Daha ne dedin? Ama atı güzel evet. gerdi orada ya. Ata böyle gidip atı germesi. Sonra atın Millet böyle Millet de büyü şey. yaptı falan demiş. Yok gan <laughs> Gandalf mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bariz geriyor. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Şey derler. Atla siz ilk temas kurarken at gözlüğü takarlar. Ki hani sen severken sana tepki vermesin. Eğer gözlük sana mı takıyorlar at gözlüğü? <laughs> bana takmıyor. <laughs> at gözlüklerinizi çıkarın falan diyor. <laughs> Mesaj oydu kardeşim orada. Sen anlamamışsın. evet orada. Her çok... Neyse şey... Oğlum, her neyse söyle ya, şeydi. Ya şey diyecektim işte. Atta hani direkt gözüne bakmayın denir. Hani gerersiniz hayvanı. Adam direkt zaten bir de elini gözüne falan tutup böyle geriyor bayağı hayvanı. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim acı. Tabii. Gelmiyor atı. Ne yapıyor? Ne? üzerinde ejderha kokusu var. Ha, koku da etkiliyor olabilir. Doğru, doğru. Ejderha leş gibi, ejderha kokuyor ki ejderha kokusuna iki kere daha önce şeyde doğru. bulundular. Ejderhadan tırsıyor hayvan. Çünkü ilk izlerken dedim kesin Karaksis oradan arkadan Bö! falan diye çıkacak böyle. Yapıyor, <laughs> 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 Ağzım Çünkü kokuyor bu... mu bir baksana diye böyle. <laughs> bu da kitapta belirsiz. Tam olarak Um, açıklanmıyor birçok şey gibi. Damon da Stepstones'ta savaş savaşırken işte düş, attan düştü öldü diye yazılıyor karısı. E tabi Hatta haber öyle uçuyor ya zaten. Ölmüyor. Şey oluyor. Felç mi kalıyor? Um, boynu kırıyor. 10 gün e, komada kalıyor. 10. günün sonunda bir ayaklanıyor. He. Bir saat falan böyle bir ayaklandıktan sonra düşüp ölüyor. Hatta orada şey diyenler var hani Damon öldürmedi. O, o ayaklandığı anda söylerdi bir şey yapardı hani deniyor. Tabi orası tamamen belirsiz artık. Sıkma um, da olabilir ama tabii görmüyoruz. Ama çok zamanlaması çok şey olduğu için <laughs> um, manidar olduğu için herkes tabi Damon'a yıkıyor şeyi. Tabi sonuçta ejderhası olan benim hani uçmuştur gelmiştir şeyden. E, bir öldürmüştür, de yani birisini yollamışlar hani. Ya bir de Aa, düşmesi zor ya, ya yani. Reya için şey diyorlar işte. Çok iyi avcıdır, çok iyi. Skillleri vardır. Acayip at sürer falan. Ya i̇şte George Martin orada öyle bir belirsiz bırakmış. Burada da bir belirsizlik yaratmak istemişler. Hani direkt gidip böyle Harsh diye falan kesmiyor şeyi, kestiği gibi yarısını. Ya da um, daha şey hani oraya böyle ne yaptığını bile ya da ne yapmaya çalıştığını bile anlamıyorsun zaten hani. Hani ne yapıyor bu? Hani ben bu kesin Damon'ı öldürecekler diye düşündüğüm için dedim herhalde Karaxis falan görünecek yukarıdan bir yerden atımı korkutacak at kaçarken atacak mı falan her yani öyle düşünüyordum sonra elini şey yaptı dedim herhalde e, ejderha kokusundan ürktü hayvan <laughs> ya koku da olabilir ha. dediğim gibi atlar gergin hayvanlar mesela ben Simba'ya ata yaklaştığımda <laughs> hemen havalı böyle şey oluyor <laughs> Simba atlamaya çalışıyor <laughs> Yani, yani işte ilginç olan sahnenin başındaki bu kuzen Gerald var. Evet. <laughs> Neydi bir, arkadaşımız. Onu göreceğiz ileride ha. zaten. Ha. O Gerald da Ray ile karşılaşınca ya geleyim ben de sen de falan diyor. Ray Royce de böyle şey ya özgür. Aynen. Artık, özgür ben, kadın ya. Ben yalnız Ya, ben falan diyor gidiyor. Şey gibi hani Misojenist şeyde so, şey düzende özgür kadınları sonu gibi evet, nasıl olur gibi bir ön izleme var hani sen yanına erkek almazsan kocan gelir kafanın tuğlayla ezer <laughs> böyle bir örnek uzayı olayı, olayı orada şey yapıp aynen öyle bu arada keşke yanına bir adam alaydın. Gerçi bilmiyorum. O zaman Damon ikinizi de öldürdü belki ama hani bilmiyorum. Ya muhtemelen öldürürdü ama tabii öldürdüğü ne adet belli. kılıçta biri kesti olurdu bu seferde. Burada daha en azından o belirsizliği korumuş oldu. Ee, ama ya, evet tabii, dediğin de, de arası bozuk olması sonra adamın gaza gelmesi falan Benim acaba bir şey çıkar mı buradan ama çıkmayacak herhalde çünkü bir sonraki bölüm 10 sene atlayacağız belki ileride e Veraset... Savaş sırasında bir, bir rol oynayabilir bu şey. Verasetle ilgili bir sorun çıkabilir Hüncü. oradan. aynen. Öyle. Buradan gemiye geçtik zaten. Gemide yani şeyi konuşuyorduk. Handi hemen nerede görürüz diye. Handi gemide gördük. Zaten kamera hemen böyle bir göğse doğru bir pan yapıyor orada. Direkt böyle armayı görüyorsun falan. Bu arada birisi Ray Royce'un üzerindeki rünleri çevirmiş abi adamlar. Oh. Ne yazıyormuş? Skabinam. Bir run yazısından al almışlar şey direkt. E, bir kanun e, böyle insan öldürme ve yaralamanın cezalarından bahseden bir kanun. Ha o <gülüyor> 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 Damon okuyamadı herhalde. <laughs> sen böyle tuğlayla vuracak. <laughs> Aha ne yazıyor lan? O cezası idam mı? Aa, o zaman vurmayayım. E, işte atalarımızın şey, mezar taşını da. okuyamaz hale geldik kardeşim. Bunlar böyle Aynen, işte. Damon'da böyle işte okuyabilse orada belki. <laughs> Bu arada şey yani. E, Orada böyle basıyor filan felç olduğunu kontrol etmek için basıyor. Evet, Orada evet. hala pek onu da anlayamayan insanlar olmuş ama yani şeyde. O çok evet hani tepki verecek mi diye acısını şey yapmak için basıyor. Ya zaten ne olacak oğlum basınca şey mi yapacak böyle hani dur bakayım havası çıkıyor mu falan diye. <laughs> Niye basacak zaten ne bileyim. <laughs> Bilmiyorum insanlar bir anlamamışlar saniye artık evet. her şeyi de. Bak orada mesela ses dizaynı çok iyiydi. Yani anlaşılması için her şey yapmışlar. Çot diye vuruyor yani ve zaten direkt kalıyor kadın böyle yani. <laughs> Daha bilmiyorum. Çot diye ben. şey balığa vuruyor herif öbür tarafa. <laughs> sonra da balığa vuruyor. <laughs> Devamında balığı kesiyor. Sonra Vizeris kusuyor falan böyle. Yeter kardeşim. Deniz tutuyor beni. Lan Vizeris'in çektiği bu bölümde yavrum yazık ya. Sürekli bir Ben Affleck'in sigara içtiği bir mimar. Ha ya. o mükemmel. <laughs> sürekli o bizleriz. Bütün olaylardan sonra bizleriz böyle duruyor dışarıda. <laughs> Bugünü de atlattık be falan diye. Ya burada çok konuşacak bir şey yok. Bu sahne hızlı geçti aslında. Ben bilmiyorum söyleyeceğim bir şey var mı buraya da. İşte Strong'u gördük. Hand e, şeyle, armasıyla. Mendil verdi, rahmet yağıyordu. Burayı zaten bir böyle hani yoldaları verdikten sonra e, Otto Hightower'a geçtik. Burası güzeldi. Otto Hightower'ın evet. e, Red Keep'ten ayrılışı. Ee, tabi burada Renira'nın aslında düşünmeden karar aldığını anlamış olduk. Hani ben geçen bölüm biraz daha şeydim böyle babasına içten içe olan da biraz hırsı var. Ondan da mı Renira'yı seçti diye ama sonradan ah yalnız kalacağım baba baba gitme beni sen sattın ama yine de seviyordum seni adamsın falan gibi. Bir de babası da zaten şey yaptı böyle sen seçtin bunu sen senin hatan falan diye böyle bu düşünceyi sen mümkün kıldın diye üstüne gitti. Bir de Aegon'u yetiştir yoksa esas vurucu ne oydu? Rhaenyra e bir gün onu öldürmek zorunda kalacak dedi. Burası direkt şey ya artık self-fulfilling prophecy denir ya <laughs> yani kendi kendini gerçekleştiren kehanet. kehanet. Adam artık şey böyle gaslighting mi dersin artık? Manipüle, manipülasyon mu dersin? İl <laughs> şey yani. Anti suspect, Gaslight. Pardon, <laughs> hatta bu kadar ısrarcı olmasan aslında iç savaş çıkmaz baba filan diyor böyle. Evet. Ya sen akıllısın aslında ama buna kafan basmıyor. Ki çıkacak bu iç savaş kesin diye. <laughs> yani, ya ki bunu bir çıkaracağız yani. Sanki şey hani tamam biz Aegon'un tahta çıkmasını istemiyoruz desek. Rhaenyra e psikopat olduğu için gelip kesecek filan Aegon'u. Yok her ihtimalle karşı keselim biz. Kardeş <laughs> ne olur ne olmaz. <laughs> Kardeş katli şey, vaciptir bizde şey Her neyse şey devam ediyor yani son saniyeye kadar adam artık manipülasyonla, gaslighting'e, şeyin kafasına şüphe düşürmek için basıyor. Ve tabii geçen bölümde Alicent'in yalnızlığı işlenmişti. Yani burada o son şeyde artık iyice e, yalnızlaştığını hissediyor. Orada. Onun korkusu var evet o korkuyla geliyor. Zaten bu duygular versus rastronerlik konusu oluyor biraz yani burada. Ha dediğin yani rasyonellik işte, gaslighting rasyonellik ama. <laughs> yani işte The King Will Die falan diyor orada hemen bir e, uh, Meister'ların kralı öldürdüğüne inanan adamlara bir selam çakıyor. Oo, bakın da biliyor. <laughs> Aslında o öldürüyor falan diye şey yapıyorlar atlıyorlar. Sanki ama öldürecek bizlere, olsun. Bakınca, çok şey böyle ot da öldürüyor. Bizleri zaten dökülüyor anasını satayım. Öldürse daha erken öldürürdü zaten istese yani ne olacak ben, orada bir sürü şey. İşte prepare Aegon to rule filan demesi bana hemen iki tip um, şeyi hatırlatıyor. Bir bu um, Game of Thrones'daki Aegon vardır ya işte 5. kitapta ortaya çıkan Varys'in Aegon'ı um, orada Jon Connington onu harbiden um, diyara hükmetmesi için Hazırlıyordu ve de hazırlıyor derken harbi harbi yani çok eğitiyorlardı çok beyefendi adam çocuktu Hı -hı. işte çok akıllıydı filan hatta o Varys'in hep böyle şey muhabbeti odur yani power resides where man believes is resides demesi odur. Yani ben öyle bir hükümdar yetiştireceğim ki ada şey derdi ya hep Varys ya sen ne ayaksın ya filan dediğinde ama ben realm için çalışıyorum işte diyara hizmet ediyorum filan <laughs> hizmet <gülüyor> bizim. <gülüyor> Hizmetiz. Yani. <laughs> Gözümüzde kadro falan yok. Evet <laughs> evet, evet hiç şey falan ele geçirmeyeceğiz. Adalete ele evet. geçirmeyeceğiz. <laughs> Bizim kadrolaşmak gibi bir durumumuz yok. Biz hizmet ediyoruz. Öyle <laughs> der o hizmet de işte o şeydir o. Eğgen'i hizmet etmesi için harbi Hı -hı. harbi hizmet etmesi için hazırlar. Bir de onu tezat olarak Cersei'nin Joffrey'i hazırlaması gibi bir durum var mesela. Evet. O da sen kralsın, kralsın, aslansın. Şımar, <laughs> şımar. Hani öyle hazırla. Kes parçala, vur. <laughs> hani hazırla, birisini böyle krallığa hazırlamak deyince sonra hani direkt aklıma böyle nasıl hazırlayacağınız bir onu bir söyleyeyim bakayım. E Cersei sonra tam tersini yapıyor. Joffrey de becer, yani hata yaptığını çok zor bir noktada anlayınca Bran gelince de bu sefer de onu iyice pasif hale getiriyor. <laughs> Kendi ele alıyor her şeyi. İyice onu böyle gömüyor yerin dibine yani. Terseği zaten bebe. <laughs> Tayyip'ini hiç sevmem. Ama bir eylemi varmış. ya şey der ya sen kadın olduğun için ben seni sallamıyorum zannediyorsun ama aslında çok <laughs> sen zannettiğin kadar akıllı olmadığın için seni sallamıyorum. <laughs> <ben. gülüyor> um, Sersey zaten um, neyse geç onu hiç oraya girme. Um, evet. Bir de Alisson konusunda benim dikkatimi çeken um, tam iki çocuğum oldu. Üçüncüyü göstermediler herhalde daha. Bu bu üçüncü müydü? Yok ikinciydi bu. Daha üçü, çünkü burada atlamadı ama Üçü sevişti. Seviştikten sonraki evet. hamile sürecini ya, daha görmedik. Üçü görmedik. Evet. Geçen bölümden bu yere atlamadı zaten bir şey olarak. Hani birkaç hafta Aynen. mı atladı artık? Ne ay mı atladı? Her neyse. Bu arada yani yeni sınırtı. trailerda çocuklar gözüküyor tabii. Yani artık doğmuş olarak bulacağız yani şey olarak bebek olarak göstermeyecekler. Alicent'ın şu ana kadar çocuklarıyla hiçbir sahnesi yok şey olarak. Sevdiği, şefkat gösterdiği, vakit geçirdiği hiçbir sahne yok. Böyle sallayıp sallayıp veriyor. Aynen. Sallayıp sallayıp Falan Patlatacak çocuğu mesela. Ne kola şişesi. Niye ne verdin bunu bana şimdi? Neyse. Şampanya içeceğim Formula 1 prefeti gibi. <laughs> döküyor böyle çocuğu. <laughs> o ilginç bir şey yani belki ilerideki ilişkisine de biraz bir şey yapıyor olabilir. Hani dediğim gibi Cersei Joffrey diye daha benzeyecek hani şefkatli ilgili bir anneden daha çok. Nefret besleyen yani, değil mi? Böyle. Nefret olmasa da hani şu anda karakteri biraz iyi işlediler. En azından hani daha fazla şeyle ilgilenim. Çocuğunun işte kral olmasıyla, prens olmasıyla bilmem neyle ilgilenen anne olarak işleyecek olabilirler. Bilmiyorum. Belki de ben yine öküz altında buza varıyordum. <laughs> ama yok. Şu ama, açıdan ama da o... mantıklı. Sırf hani görev bilinciyle yap, yapabilir. Zaten çok muhafazakar bir yerde artık Allison. Zaten high tavrı olarak. Çocuklarının <laughs> ben alacağı tavrı, onun vereceği tavrı daha çok merak ediyorum. Yani eşcinsel de olabilirler. E, tuhaf şeyler de yapabilirler. Yani e, orada nasıl yani tepkiler tuhaf yapacak çocuklar? Aynen merak ediyorum yani <laughs> <laughs> Yapabilirler tahmin ediyorum bunu. O yüzden Edison'ın oradaki duruşu daha yine e, kendi muhafazakarlığıyla olacak gibi hissediyorum. Ya yani o Otto ot burada bir de Alicent kendisini e, suçlu hissetmesi için de elinden geleni yaptı. Yaptı yaptı. Sen Raniro'yu seçtin babanı şey yapmadın o orası ile bir oldun. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Tabii o da şeyi arttırıyor. Alicent'in um, um, Raniro'nun ona yalan söylemesinin travmasını Alice'in üzerinde arttırıyor. Çünkü sadece hani hani babasının e, orayı terk etmesine neden olmuş oldu Raniere. Tabii. Orada biraz um, dramayı arttırıyor. Ondan sonra bir de işte Otto, Renira senin çocuklarını da öldürecek falan deyince Alicent'ın kafasında artık ben bu Renira'ya güvenebilir miyim? <laughs> hani bilmem kaç 10 yıldır ya da 20 yıl 20 yıldır değil de artık ne, ne zamansa son 10 yılımı beraber geçirdiğim Renira'yı um, tanıyor muyum gerçekten? O kadar bir gaslighting oldu ki Otto'da. Evet. Yani acaba gerçekten Otto'nun dediği gibi mi? Ben yani hiç tanıyamamış mıyım bunu? Halbuki yani um, şu Abi an sen için. sen de parçasısın kral yani. kız yani, yani, Sen tanıyamadın <laughs> mı rengayı yani? Direkt senin çocuklarını öldürecek birisi olarak mı tanıdın? Ya ben burada neyse, Otto evet. orada basıyor tabii. Um, ya bütün bunların üzerine um, şey de var üzerinde dediğin gibi bir dindarlık bir mutasıplık evet, bir bari. kıskançlık gibi Hani şeyler de var. Bastırılmış Kendisini... kıskançlık. <laughs> evet yani Renira'yı onunla bununla sürtüyor. İşte koca seçiyor diye görüyor. İşte sonuçta Hightower'lardan geldiği için gene bir mutasiplik var. ya. bir sonraki sahnede yine göreceğiz onu. Sikişiyorlar! Diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu birincisiydi. Bir daha diyeceğim sikişiyorlar. <laughs> Kork. Evet o sesi kısım. Aileyle varsa kusura bakmasın. Ya burada bir de ben şey de hissettim Alicent'da. Şimdi Viserys'e bir yere kadar şey gibi hissetti. Aa iyi lan ben hani ne desem yapıyor. Beni de dinliyor. Ben zaten yanındayım. Babasıyla ilgili konuştuktan sonra bu kadar hayal kırıklığı aramasının bence bir nedeni de Viserys'in onu kovacağını hiç düşünmemiş. Ha ben söylerim. İki kulağını çeker belki inanmıyorum der. Şey yapar gibi düşünmüş. Vizeris beklediğinden çok büyük tepki verdi. İçinde bir hayal kırıklığı var gibi hissettim orada. Çünkü çok trip Sizinle atıyor oğlum. sonra da onun farkında olarak başlıyor. Babasını o kadar ısrar etmeseydin diye başlıyor. Evet oradan da başlıyor. Sonra <laughs> bu sahnenin sonunda ikna alıyor. Doktorun sarılması bile böyle şey gibi zaten. Boğuyor kızı hayvan herif. yani evet, bir evet. sarılayım yani. Aragorn'un Arwen'e sarıldığı gibi falan sarılıyor. lan. <laughs> oh falan diye. Tam bir yani, siyasal şey. İslamcı gibi sarıyor. <laughs> <laughs> gel bir ver bir alt dudak falan. Her neyse yani işte Alicent'ın da aslında böyle beş bölümde her karakterin yavaştan e, psikolojisini bozdular. Vallahi. Alicent'da geçen bölüm başlamıştı. Bu bölüm iyiydi hani de e, şey oldu. Geçen bölümde demiştik bir yerde e, sahnenin başında sister diye başlarken sonunda stepmother diye evet. bitirdi demiştik. Burada da direkt. Ne dedi şey Alicent'e yani, üvey kız diye hitap etti. Üvey e, kızım. Hayırlı olsun üvey kızım dedi düğün sen. Çok iyi oldu üvey kız falan diye. Yani Alicent'in evet. Bu şeydir ya san, sevgi zaten. sevgilin ya da karın sana kızını da, da arkadaşın hiç e, isminle hitap eder. Full isminle onun Aynen. gibi. iyi de Ne oldu lan? Ee, buradan e, Vizeris'e e bir geçiyoruz tekrar. Vizeris e, kız almaya değil, kız, kız vermeye gidiyor. İkence <laughs> <hiç gelince> adam <laughs> döküldü. Böyle artık sağa sola yollara düşecek şekilde Uzun yürüyor. Yolda, Aynen ya. Yani. Şey böyle. Keşke ejderha binip geleydik ya falan diye. <laughs> Gemiyle gidiyoruz. Bu arada harbiden ha yani şey yok mu acaba iki kişi bine, binemez mi? Arkadan tutunurdu beline gelirlerdi ne bileyim. <laughs> pıt pıt giderler. çalıştırmışlığı Neresin, var denersin duvarın kuzeyinde. Aynen. var. Arkadan vermeyen kalmasın. Ejderha kızıyormuş böyle. <laughs> Orada vermeyenler var görüyorum. 5 lira uzatamadım falan <laughs> Hayvan bozuluyor arkadaşlar lütfen. <laughs> Parasını verin şunun. Duygularıyla oynamayın. <laughs> Dolmuş şoförle benzemez. Bunun duyguları var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi atar. E, Toplayamayız sizi sonra denizin ortasından. E, yani, gidiyorlar. Evet. Koalisin mekana gidiyorlar. E, bahçede zaten Rayner'da sonradan müstakbel e, aşkı olduğunu göreceğimiz Joffrey var. Joffrey ismini de bayağı bir geç duyuyoruz aslında. Ta en sonunda duyuyoruz yani. Bu Joffrey şeyde vardı ben söylemiştim. Ha evet masada şeyde taktik masasında değil mi? Ha, taktik Storm'da. masasında hatta şeyi o ne o Damon'ın kafasına vurduğu adamı alıyor elinden. Ha aynen aynen. aynen. Ama aynen. Damon bu sefer onu almadı Kristen'in elinden. Evet ya güzel. İlk, <laughs> şeyi döndürmedi Damon. Damon'ın umurunda değil yok bile piyasadan kilitleriz. O, o sahneyi zaten konuşacağız o sahne herkes göt. Ben bak çok sinirliyim <laughs> o sahne çok göt var. <laughs> çok göt var. Neyse, Her gün hariç herkes göt. Aynen bu. <laughs> e, Geliyorlar işte bir trip atılıyor. Zaten e, Lionel Strong çok gaz başlamış böyle. O şeyini biraz kaybetmiş hand olunca. Daha böyle. <gülüyor> Abi, <gülüyor> ne? Bizim elçiler gene konuşuyordu. King has a strong hand. Evet. evet. <laughs> Adamlar bıkmadılar bundan ya. <laughs> yine bağırıyor. <laughs> strong hand. <laughs> Bravo çok iyi çözdün ya bütün olayı sen gel bizim video yap bari. O kadar <laughs> iyi çözdün yani. Neyse. Helal be zaten biz de kim gelecek diye çok karalar bağlamıştık. Kesin Damon olur diyordum ben olmadı. <laughs> Neyse Lionel Strong da böyle biraz rasyonelliği kaybetmiş gibiydi. Hemen böyle atar gidere başlamış şey yapmış. Kral, Handum Bence ben. orada abi. Kralı ayağına getirmek nedir lan? Ya haklı canım zaten de ben şunu diyeceğim sana. O zaman hiç gitme kardeşim. Yani handliliğin orada mı başlıyor? Diyeceksin ki aynen. biz gitmeyiz ulan buraya. Gitmemeliyiz diyeceksin yani. Gelmeyiz mi ayağınıza Siz gelin buyurun. En son biz geldik rica ederim. Lütfen, haklı. Siz gelin. Aynen. mı olur? Sırayla değil bu falan diye böyle. <laughs> Lionel Strong kesinlikle haklı ama çok çakal bir handlik yapıyor. Başta yapacağı şeyi sonunda yapıyor. Bu çakallıktır. <laughs> yani değil, sen götürmeyeceksin. Aynen. Ee, burada Aslında çok... Ki... korlis yapıyor gerçi de. Artık herif e, tabii. ne kadar el arttırabilirsem diye bir kastı bütün şey. Neyse Sıradan Benim gidelim. Benim notlarda şimdi... bile vardı. <laughs> Sana yolladım ya notu. Aynen aynen çok komik tarısı konuşuruz <laughs> oraya gelince. <laughs> Vay yavşak falan diye. <laughs> şimdi bu kısma girelim ama o sahneyi devam ettirmeyelim. Çünkü arada daha önemli bir sahne var. Ee, sonra o kısmı daha tekrar döneceğim. E, hmm. Meşhur bizim ağaçlar tabii ki. Weirwood'lar ve <laughs> Weirwood'ları kan ağlarken evet. <laughs> Alüminyum folyo alayım geleyim. Ha, al gel. <laughs> Komploları hazır alın. <olun. gülüyor> ee, önünde ağlayan Weirwood önünde tabii ki Larry Strong geliyor. Böyle Artık o herif de var ya, iyice senin dediğin teoriye ben inandım bu arada. Çok yalancı duruyor lan herif. Burada artık iyice yalancı duruyor. Böyle çünkü düğün sahnesinde de <laughs> Aynen artık dün sen ise kimse buna bakmıyor. Böyle olmuş izardık. Ben çok kötüyüm abi. falan. <laughs> Lan anladık kötüsün. Larry senin <laughs> dün sağ bacağın sakat değil miydi? Ben bakıp ama <laughs> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> <Saba> takmışız. <laughs> yok yok sen yanlış hatırlıyorsun. <laughs> yanlış bacağım. Fotoğraf var bak. Sağ bacağın sakat burada. <gülüyor> 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 fotoğraf mı nasıl çektin onu? Falan <ben>. Bu sahne çok acayipti bu arada. Şeyi anladık yani artık Larissa'nın gerçekten ne işe yaradığını. E, gidelim fitne sokalım. Milleti dinleyeyim fitne sokayım. E, yok işte bu çiçekler öyle her yerde yetişmez efendim falan. Ha burada şunu belirtmem lazım bu arada. Larissa'nın bu bölümde elbiseleriyle oynuyor elbiseleriyle. İlk burada kırmızı daha doğrusu bordo elbisesi var. İşte onu çiçeğe benzetiyor. Ondan sonra e, şeyle otururken kolla otururken mavi giyiyordu galiba. En sonunda da şeyle otururken e, düğüne gitti de yeşil giyiyordu. High Tower'ların savaş rengi diye. Böyle bir renk üzerinden gitme var. Burada da Laris oradan bir giriyor konuya. Sonra da basıyor fitneyi basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes uh, Alison yavrum yazık ya. Önüne gelen manipüle ediyor Alison'tu. Aynen ya. Yani. Kim kimle kanışsa böyle. Merhaba merhaba. Kripto işine girelim mi nasıl falan bir Etlere basıyoruz. <laughs> kızı, kızı saf bulan da hemen bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Bence bak iyi, çok doğru söyledin. Bunu çok yapıyorlar ve bence buna kırılgan hale gelmesinin nedeni Renir oldu. Yani dolaylı bir aslında yalan söylemedi. Ya yani Damon'la bir şey olmadı günün sonunda. Ama eksik anlattı. Yani kollu olanı söyleseydi belki de genel olarak bu güven sarsılmasından dolayı şimdi her şeyden Nem kapar oldu. Abi, King's Landing'de yaşayıp da bu kadar her şeye güvenen bir insan olmak da büyük başarı yani. Renira'dan önce hiç mi Entrak'a görmedin lan Aynen bu? aynen işte orada bir <laughs> büyük patladı. Değil, 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 ortamda. <laughs> Aa bana yalan söyledi filan diye. Senin içinde <laughs> varmış mı? Yalısın. Her neyse. Um, bu şimdi Larry Strong uh, harbi harbi şey. Şimdi Larry Strong <laughs> Dinleyelim yani, sizler efendim. George, de, muhabirimizden dinleyelimler. Strong. <laughs> George Martin'in büyük ihtimal oturup Redcon yazdığı karakterlerden biri. Zaten bütün Strong ailesi öyle. Sanırım dördüncü kitaptan önce yoktu hiç bayisleri. Dördüncü kitapta yazarken Face for Cross'u yazdı ve bunlar oraya um, Strong ailesini. Ondan sonra The World of Ice and Fire'da açtı. Fire and Blood'ta da Strongları direkt getirip ortaya koydu. Strongların özelliği um, First Man kanı taşıyor olmaları. Evet. Um, yani bayağı eski bir aile. Ve de First Man Strong, işte Stark, İskandinav dilinlerinde Strong demek galiba. Hatta Almanca'da da mı Stark Strong anlamına geliyor? Ha onu bilmiyorum yani, bak. Olabilir. Her neyse işte şeydir zaten bu George Martin der ya işte First man ailelerinin isimleri böyle Sert ve şeydir. Bilim, stark. Strong. <laughs> ya öyle. Yani çok böyle şekilliden ister falan böyle isimleri Değil, yoktu. Evet. Herkes Daha... böyle Zort. Zort olsun bizim. Zort <laughs> mu? <laughs> şey vardı ya Yiğit Özgür'ün de o galiba böyle adam böyle milleti eziyordu. Çıkan sesle de sesleniyordu sonra. Pıçık diye ses çıkıyordu. Senin adın Pıçık falan diye <laughs> Öyle Bunlar da öyle. Aile ismi koyarken illa böyle şey olacak. Her neyse. Im, Strong ailesinin ilginç yanı, daha doğrusu Larry Strong'un bütün gizemini açıklayayım mı şimdi bak? Littlefinger'ın L'si, Varys'in Aris'i. <laughs> Larry's. Va işte, işte komplo budur kardeşim. İşte, tamam çözdük olayı. Kapatın çıkın. Tamam. Ve olsun. <laughs> Her neyse. ama George Martin belli ki bu First Man kanından Startların um, Stark'ların büyülü güçleri, hani war güçleri, green seer güçleri. Yine First Man'den gelen geçen bahs bölümde bahsetmiştik Blackwood'ların Bloodraven. Evet. Artık o en güçlüsü bu şeylerin. Şeyi de zaten Bran'a da öğreten o bütün um, olayı. Um, bu da şimdi şey yapıyor. Artık yavaş yavaş Redcom'larla George Martin bir tane daha karakter koyma kararı aldı herhalde şeye. Eee um, kitaba. Bir tane daha ben böyle First Man kanlı büyülü karakter. Tam olarak yani büyülü olduğunu bilmiyoruz ama. Hiçbir işte... şey görmedik onda. Ya work şeyi var galiba değil mi? O muhabbeti gördüm internette. Abi. Ha, ona geleceğim. Ha, hmm. Onu görmedik. Hani kitapta da böyle bir şey yok. Kitapta çok az. De kitapta kitabı Meister'lar yazdığı için Meister'lar bu konularda büyük konularında tamamen skeptik oldukları için hiç girmiyorlar ona yani. Um, ama işte Harrowhold'da mesela yaşıyor bunlar. Harrowhold'un dibinde de bu Isle of Faces var. Hı hı. Hani şeyin güneyindeki en büyülü yer, çılgınlar. Of... Na. ses gibi. ilk Heh. sahipleri şeyin mesterosun. Arada şeyin... bir sesin gitti. Tam oradan tekrar al istersen. Hatta bir daha Ela yaşadığına inanılıyor. Duyuyor musun? Laris Ha? Ha sesin gitti demin de. Oraya en baştan alsan sesin gitti orada. Heronholun <laughs> yani, Arunhole Heronhol'da yaşadıkları işte Harrenhal'da hemen o Isle, evet. Isle of Faces'in yanında, yani Leres'in yaşadığı yerin yanında neredeyse o eski Children of Men'in hala yaşadığına inanılıyor orada. Evet. Uh, Children of Forest'in pardon, Forest pardon Children of Men'de lan. Children of evet. Men şey koarın filmi abi Film. <laughs> 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 Children of Forest'in orada hala yaşadığına inanılıyor zaten şey bu mesela buranın işte bir sakatlığı var. Larys'in sakatlığı var. Hani daha çok böyle fiziksel olarak güçlü olmayan karakterlerde böyle bir George Martin seviyor zaten bir büyülü bir şey vermeyi onlara. Hani hani savaşan adamlar çok ama hani savaşamayan adamları da tehlikeli hale getiren. Hani Tyrion büyülü olmasa da, da zihinsel olarak güçlüler yani. Zihinsel olarak şey. Bu Laris'te bir, onun bir başka versiyonu. Şimdi bu açıdan bu tip Vark yeteneği ya da Green Seer çünkü bu Weirwood'un sürekli gözümüze sokuluyor olması çok fazla. Açıkçası acaba hani Laris mi lan bunun sebebi diye düşünmüyor değilsin hani. hani çünkü kitapta da hiç açıklanmıyor ama Laris'in hiç yani alakası olmayan şeylerden haberi oluyor. Evet. E, tabii bunu burada da mesela işte sana çay git Renira'ya çay gitmiş filan açık yapmışlar çayı biraz ben diye <gülüyor> Devlen, <gülüyor> iyi demlenmemiş. Aynen. Hiç güzel olmamış o çay. Gecenin o saatinde çay içtim de uyuyamadı o gün o gece. Diye. <gülüyor> <gülüyor> gaz yapmıştım. <laughs> Diyebilirsin ki hani evet hizmetçilerden biri getirdi bilgiyi. Evet. Normal olarak ya da daha yüzeysel izleyen birisi için öyle olabilir. E, e sen işte biraz daha ben bu işin mistizmine ineceğim diyorsan Larys'in böyle bir yeteneği olması çok garip olmaz. Damarında First Man kanı var. İşte Children of Forest'ın dibinde yaşıyor. Onlarla bir iletişime geçmiş olabilir. Ve de belki o Weirwood'dan nasıl Bran ya da Bloodraven görebiliyorsa o da görebiliyor. Ya da hiçbir şey olmuyorsa... Gördüğümüz yüzlerce fareye olup dinliyor olabilir. <laughs> Fare de tam onu diyecektim ya. Farelerle geziyor olabilir yani. <laughs> yani farelerin başka bir foreshadowing olduğunu düşünüyorduk şu ana kadar ama belki bu işlevi de var. Yani kitapta da e, Arya bile bir kediye olup bilgi topluyordu mesela. Evet. Şeyde, beşinci kitapta. E, burada da Larys'in aynı şeyi yaptığını düşünebiliriz. E, belki George Martin Böyle bir altyapıyı um, yapımcılara vermiştir. Hani bunu biraz büyülü yapın siz arkadaşlar falan demiştir. Um, yani eğer illaki um, şey arayacaksak ileride bir tane daha strong kanından gelen karakterin bu sefer büyücü olduğu dedikodusu duyuyor um, hatta. Vay. Daha o karakter yok spoiler yapmayayım ama tamam. There is pardon strong piçi olduğu söyleniyor. İşte o onlardan onda da var öyle bir şey. Yani Strong ailesinin um, var bir böyle bir, bir, bir şey, fırıldak şey, var yani, bunlarda. Bir fırıldak var. <laughs> yani zaten mesela Lewis artık burada iyice Master of Whispers rolüne doğru gidiyor. E, bu arada kitapta görevi şey e, Master değil de şey ne o? Neresin uh, mi? Conf Confessors. Şey Captain of the City Guard oluyor. Ha, şeye komutanı oluyor City Guard'ın. Lord Commander değil de ha, City oluyor anladım. Oluyor. Harbin. onu zaten geçen bölüm görmüştük City Guard'da. de şey oluyor. Um, Confessor oluyor. Şey yani işkenceci oluyor. Ha, <laughs> tamam. <laughs> Strong şey olduktan sonra oğullarını kadro veriyor. Yani. Kadro <laughs> Yine hizmet, hizmet tabii. Alır. Aynen. <laughs> i̇şte um, sonuçta bundan işte Bloodraven en meşhuru bunların. Hani Bloodraven'ın da aynı o da Master of Whispers'tı. İşte o da um, şey yaparak, warg olarak um, yolunu buluyordu. İlgi topluyordu. Hatta Blackwood annesi Blackwood işte first man kanı geliyor dedik. Blackwoodların bayrağında kuzgun var. <laughs> Şeyin kuzgunlara var olduğunu artık Etenim. Game of Thrones dizisinde bile gördük yani. Gördükçe manlı biliyorum. Orada mektupları Westeros'ta kuzgunlar taşıyor. Böylelikle Bloodraven <laughs> <laughs> okuma şeyi var yani. Zaten e, efsanevidir yani onun Master of Whispers Whispers olarak her boku bilmesi hiçbir şeyde kaçmıyor vallahi senden diye. <laughs> Açmaz benden. <gülüyor> Takibim <gülüyor> kuvvetlidir kardeşim diye. Ya. Yani. ya zaten Laris burada e, hep şüpheli adam olarak kalacak. Bir yandan dediğim gibi komploları açık olmasa da rolü itibariyle çok kritik bir yere geldi. Hani işte iki bölüm önce gördüğümüzde de işte hemen böyle teyzelerle muhabbet oturuyor. Bence George R. R. Martin ve yazar ekibi şey iyi dengelemiş. Evet, hem büyülü bir yanı var ama yere basan yanı da çok yüksek. Yani zaten zaten büyülü yanını biz yani görüyoruz evet, ya da tabii. illaki benim gibi a kesin bunun altında bir bok var diyen adam görüyor yani normal izleyici. Sinsi işte little finger'ımsı bir adam olarak görüyor onu. Aynen. Bir de şey diyor ya o bir de, de eşleştiriyor. Şey e, işte çiçek bu çiçek de Bravo yetişir sadece burada yetişmez falan. Onun da nereden mi? geldiğini söyleyeyim sana. Heh. O da başka bir fan service. Ah, nerede benim alüminyum folyom? Ya? <laughs> o çiçek de direkt dikkat edersen onu söylerken arkasındaki mural 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 var. Onda şey limon ağacı var. Dikkat ha, etmemişimdir mutlaka evet, da zaten. Evet, limon ağacına dikkat etmemişim. Yalan söylemeyeyim. <laughs> ya nasıl izliyorsun abi? Yine memnun oldum. <laughs> Arkasında limon ağacı var. Çünkü ben orada el, el bakıyorum böyle değil mi? Aa, <laughs> el ısıtın ya falan diye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Can yine üç buçuk saatte bitirmiş. <laughs> her neyse o da meşhur meşhurdur ama yani bana göre saçmalığıyla meşhurdur. Ee, bir teori var. Ee, sanırım George Martin bunlara söylemiş şu teoriye bir orta parmak gösterin diye. Hmm. Çünkü Larrys şey diyor bu ağaç normalde Kings Landing'de yetişmez ama zenginlerin bahçesinde olabiliyor böyle şeyler evet. diyor. Hani zengin sen Yetiştiriyorsun anlamına falan geliyor. Bu meşhur Lemon Gate teorisi de şeydir. Ee, biz Daenerys, çocukluğunu tabi saraydan kaçırıyorlar Daenerys'i şeyden um, Robb's Rebellion sırasında. Hı hı. Çocukluğunu e, hep hatırlar kitapta. Hatırladığında da Braavos'ta büyüdüğünü söyler. Ha, Braavos'ta Braavos... açan bir çiçek mi Daenerys'te? <laughs> Yok, şey der, kapımızın önünde limon ağacı vardı Bravostayken Aa, diye. Doğru, yani, çok anlatıyordu bunu. Doğru, hatırladım. Evet. Ama Bravosta çok yağmurlu, çok böyle şey, um, limonun şey yetişmeyeceği bir şehir. Hı hı. O yüzden herkes "Aa, burada kesin bir şey var." der. "Var orada bir şey." Evet, çocukluğunu tam olarak net hatırlamıyor deneriz. Mesela deneriz eee, um, Şehirde dolaşırken e, kartta galiba e, Tayroş birisiyle karşılaşıyor. Adam aa sizde Tayroş aksanı var ya filan hmm, der mesela. Evet. Ya Tayroş'ta da bulunmuş mesela dinlerin son. Yani şehirden şehire kaçırılmış olduğunu ve de çocukluğunu tam olarak net olarak hatırlamadığını söylemeye çalışıyor George Martin. Ya işte babası yani. askermiş tayini çıktıkça Erzurum Erzurum. Aynen, aynen. Bravo <gülüyor> <gülüyor> geze geze. Yani sonuçta bunlar egzal yani. Robert bunları arıyor öldüreceğim, öldüreceğim diye. Bu anlatı buradan buradan, buradan tabii bunu alan bir arkadaşımız şey diyor. Bu limon Dorn'da yetişiyor. O zaman Daenerys Dorn'da doğdu. Dorne'da doğan Targaryen kim? Jon Snow. Aslında Um, Rhaegar'la Lyanna'nın çocuğu Daenerys'ti. Hmm. Jon Snow değildi. Um, Baya long shot. Jon Snow, Eddard Stark'ın Ashera dayından yaptığı çocuktu. Bir limonu herif bütün şeye <gülüyor> bağlı. <gülüyor> Bu kadar bir tüme varım <laughs> olayında yani. Bir limondan adam bütün şeyi değiştirdi, hikaye değiştirdi. Şey, Rha Rhaegar'la Lyanna'nın çocukları Daenerys aslında, ee, şeyin Edartın evine getirdiği çocuk da Ashera Daynin çocuğu. Bu arada Ashera Daynin de da Edartın zaten aşık olduğu insan. Hmm. Hani. Çok da o kadar mantıksız değil. Artık o kadar koptuk ki şu anda geri döneyim ben buradan. <laughs> Hayır değil de bir şey gibi olmuş bu işte. Ay'a gitmeden abi ya bayrak oynamıyor gibi. Hani, limonlar... <laughs> Onun gibi yani. Hayır bu doğru olabilir olmayabilir yani bilmiyorum. Olmayacak. Çünkü artık Raygar'la Lyanna'nın çocuğunun da Johnson'a olmaması Kitab. kitabın baştan yazılmasını gerektiriyor yani. Tabii. Çok bozar. Yani, Cenga gibi bozabilir aşağıda. Yani bir de şey vardır meşhur Catelyn Stark, Ashara Dayne'in adını duyunca şey um, e, şey söyleyince Ashara Dayne'in adını Ned Stark böyle çok sinirleniyor filan. O kesin bu Ned'in çocuğu işte um, John diye. Halbuki Ned Stark Ashara Dayne'e aşık. He. Ama Catelyn um, şey olduğu için abisi öldüğü için Catelyn'le evlenmek zorunda kalıyor yani. Ondan aslında... sonra. Her neyse. Buradan geri sararsan bütün bu bu burada yetişmez ama zenginlerin bahçesinde yetişir muhabbeti. büyük ihtimal George Martin şey söylemeye çalışıyor bize yani. Eğer deneriz say Lord of Braavos'un misafiri ise o da hayvan gibi zengin adam. Onun bahçesinde limon da yetişir, <gülüyor> avokado <gülüyor> da yetişir, hücum <laughs> da yetişir arkadaş demeye çalışıyor. Salın Dedi bu salak terleri dediyse okey evet bu da mantıklı ya. Yani. <laughs> Bugünlük de bu kadar şeyimizi çıkarabiliriz şimdi artık. <laughs> Folyoyu çıkarın. Benim okumam da şu oldu abi buradan. Hani bak ben hiç bunları düşünmeden, bu teoriyi hiç bilmeden gördüğüm, evet. bir de düz daha somut düzlemden gördüğüm. İşte hani sen burada yalnız kalacaksın. Bak bu çiçek de burada yetişmiyor ama sen buradasın. Biz de seni kokluyoruz. Zaten Strong'un, Lionel Strong'un da bu kadar hani işin içine girmesi, hemen çocuklarını evlendirme gibi sürmemesi tabi bu taktikal da bir şey ama e bir noktada vizeri söyleyecek. Alicent'la birini evlendirebilirler bir yandan da. <laughs> yani bir noktada Alicent'a <laughs> yamanabilirler. Çünkü bir de böyle baba devamlı kur yapıyor falan böyle. Hiç belli olmaz bu işler diye düşündüm yani. <laughs> yani o şey işte hani burada yetişmemesi gereken bir şeyin yetişmesi. Hani Alicent'ın da aslında Aynen. King's Landing ...entrikasına uygun değilsin sen ama... ...aslında belki hani yetişirsin sen buraya... ...yetiştireyim ben seni falan diye... <laughs> ...yani bak hemen... Şu, ...al şu protez bacağı tak... ...başlıyoruz yani falan diye... ...nasıl <laughs> <laughs> çıkıp böyle ben sakatım artık... ...hayda sana ne oldu ya... <laughs> ...istihbarata... Yani. ...istihbarata girdim artık sakatım... <laughs> Aynen. ...böyle acındıracağız kendimizi falan diye... ...şey gibi... ...zabıta gelince koşan dilenci gibi... <laughs> beni başarılar. <laughs> <laughs> Kingsguard girince Laris koşarak kaçıyor. <laughs> 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 Şok olup vuramıyorlardı değil mi ben? Niye kaçıyorum ben? <laughs> Laris koştu kaçtı. Yani, Laris'in de bacağını, um, fake olduğu dedikodusu hep dolaşır aslında da. He. Değil sanırım değil. Şeyde de Game of Thrones'ta da e, Master bir anda böyle şöyle şu hareketler yapmaya başladı. da sonra evet sonra şeye girince böyle numara yok gönderim. Hepinizi gömerim aslında da çaktırım. <laughs> ha ne işe yaradı desene bir işe yaramadı bu arada. Değil mi? Ya da ben kaçırdım bilmiyorum. Evet Game of çünkü her şey işe yaradı bir tek o işe yaramadı. <laughs> Bütün pilotu bağladı herifler bir tek onu bağlayamadılar. Hiç açıkta kalan hikaye kalmadı. Sanki. Her ne bileyim bir maratona falan katılsaydı bari adam bir işe yarasaydı. Bir atlasaydı uçsaydı görseydik. <laughs> Serseri'nin uçurduğu şeyden o da orada mıydı Paysel hatırlamıyorum ne oldu Paysel'e var. Paysel'i öldürüyorlardı galiba şeyler. Öyle bir... Diğer gelen Meister'ın çocukları öldürüyordu galiba onu. Ha, öyle bir şeydi her ha. neyse. Daha de boksa. <laughs> ha, neyse. Strong'lar günün sonunda bilgi güçtür mottosuyla yardırmaya devam. Buradan e... yani Larry Strong'a dikkat edin. İster bu kadar gizemli hani olabilir olmayabilir. Hani daha fazla ileride Paranoyaklık yaparız bu konuda. Yaparız Tabii. yaparız. Çıkar. Şey yapmak isteyenler dikkat etsin Laris ne yapıyor. Geçen bölümlerden birinde de söylemiştim bu Strong'un olanlar girince bir <laughs> dikkat edin diye. <laughs> işler karışıyor. Bir de buydu. Her ikisi de önemli yani. Tekrar Viserys Koris sekansına geçiyoruz. Viserys mekana giriş yapıyor. Şöyle bir bakıyor falan etrafa. O diyor mekan güzelmiş kral. Ikea mı falan diye. Burada metal konseri verilir. Topet, lazım mı falan diye. ne abi Yedi kule zindan konserleri. tabii biraz şey de şovunu da yapıyor. Koris'in içeriye alma şeyini de gördük. O işte bütün kafalar orada. Craft maskesini sonradan görüyoruz zaten dizmiş. Bu kaleyi de bayağı şey uygun yapmışlar. E, Haytıydı. Çok e, güzel olmuş açık bu. Açık renkli açık renkli taşların işte bu e, eee ile aynı renkte olduğu falan söylenir. Onu yapmışlar. Bu ön hmm. tarafında Medcezir geldiğinde kalenin önünü su kaplar falan orası da vardı. Evet, Sanırım güzel. şeyde böyle bir kale var zaten. İrlanda'da mı nerede çekiyorlarsa bunu? Onu bulmuşlar yani adamlar. Valla müthiş. Ayrıca böyle şey yükseldiğinde hendek olmuş oluyor önünde kalenin. Doğal savunma olmuş oluyor. Çok iyi ya. ya mekan Oralara da çok iyi. Onları da bayağı dikilemiş herifler. Valla müthiş. Bu Hall of Nine dediği de 9 tane e, şeyi vardır meşhur. E, ne denir? Teyahati. Hı -hı. Bütün bu e, ta aşağıdan tutta duvarın kuzeyine kadar gittiği 9 seyahat yapar. Bütün bu zenginliklerini getirdiği seyahatlerdir o. Hmm. Hall of Nine'de o herhalde. Adam eve şey yapmış. Evet. <laughs> Anı getirmiş. Kolaj. Fotoğraflarla kolaj böyle. Tatilden anılar. Biz Bak, dost Pamuk biriktiriyoruz. <laughs> Pamukkale o zaman açıktı turistlere. Her yere basabiliyordun. Şimdi yok filan Ben zamanında gittim Pamukkale. Şimdi karardım. <laughs> E sen basmışsın karartmışsın o zaman öküz korlesi falan diye o zaman, o zaman o kadar değildi o zaman daha iyiydi yani <laughs> tabi burada bir şovunu yapıyor Koris ee, sonra eğiliyor falan bir işte tabi e, seyirci kaçırdıysa diye bir de hand açıklaması geliyor e, strong kapmışsın görevi maaşın iyidir umarım falan diye sigortan yatıyor muhabbeti yapıyor senden ha. daha iyisini bulamazdı falan yani, yani, diyor yani. ya böyle artık tam şey yani kralın eli strong ben... olur demiyor ben... Allah'tan <laughs> <laughs> senden daha iyisi vardı aslında ama. O <laughs> <laughs> yüzden sürünüyor. Bak buraya kadar süründürdüm. Beni hand yapsa gelecektim ayağına. <laughs> abi ağzını öpeyim. Gerçekten şey dedim ben de orada ya. Ulan gerizekalı bu kadar gideceğine Strong'u dibinde yapacağı, gel Koris'i hand yapaydın zaten <laughs> hepsi gelecekti. Ne uğraşıyorsun? <laughs> ama evet. kabul etmezdi mi düşündü evet, evet. acaba? Gerçi kabul etmeme şansı yok galiba Kral isteyince. Yok yani. abi Viserys artık uğraşmak istemediği için. Hımm. Adam Otto ile Korlisi ikisi de şey ya politik Anladım. şey ya daha sakin daha apolitik olan adamı seçiyor yani uğraşmamak Sa için. Salak herbiki yani. daha tehlikelisini seçti yani. Kitapta zaten Otto'yu atması o direkt şeyden yani direkt bu olay zincirinin hiçbiri olmuyor kitapta. Kitapta Otto'yu artık çok konuşma modladık kafamı sıktın yani. <laughs> hani yeter artık bu şey muhabbeti, varis muhabbeti. ondan kızdığı için atıyor konuşmayan diye atıyor. O yüzden Strong'u yapması normal çünkü Corliss'i yaparsa bu sefer Corliss başlayacak. Bizim çocukları varis yapalım falan diye. Doğru. Strong da duymak istediklerini söylüyor. Bir de abi şey zaten sen kesin dikkat et. Strong'un şeyleri çok komikti bu bölümde. Mesela burada başlıyor Corliss'te. Corliss bir şey dediğinde işte Renis geliyor bir şey hep böyle arkada. Ha. Hmm. Asıl Damon'a haberi geldiğinde Strong da çok komik ya. Evet evet böyle bakıp böyle ikisi. <laughs> Elastiktir Damon Allah'ım ya Rabbim ya. Bir rahat durmuyoruz bu çocuğu falan diye. <gülüyor> <gülüyor> en son içinde. zaten düğün sayesinde racon kesmeye başladı böyle. Kaç göz falan yapmaya başladı. İyice o Strong'un sırf bakışlarıyla oynamış. O güzeldi ya böyle. harbine. Activate Strong Kid falan diye aynen. <laughs> Burada tabii Renis'in şey tavrı da e, yani bayağı zaten bizlerisi burada aşağılıyorlar aslında. Koris yani zaten başta aşağılıyor. Sonra Renis, Renis de şey diye geliyor. Ay ben de çocuğu yuttum, geldim, kuzenim gelmiş falan diye böyle bir gazla geliyor. Lan <laughs> ne yapıyorsunuz yani? Ya yani. aslında bu artık ayağına getirdin, kapıya çıkmadın. Adam evet. girdiğinde sen hala tahtta oturuyorsun. Koris arkadaş, bir artık bunun bir sınırı var. Geldi bile artık şey dedim çünkü kral geldi mi kapıda karşılamayı bırak. Sen tahtta mahta oturamazsın abi. O, orası kralın şeyi yani. Zaten diyor ya sonra abarttın mı ya biraz. Ne diyorsun? Biraz, <laughs> biraz abarttın. <arasını> çıkardın Mehmet. <laughs> yani suyu biraz, çıktı arkadaş. Biraz abarttın ya Çıkarıp bir de şey yapacaksın diye korktum yani. Biz benimki 17 santim. <laughs> 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 Kavga çıkıyor değil mi? Abi senin olayın nedir? Peki, um, benim sana burada bir sorum var. Bir şey belki. söyleyeceğim bu ilgili söyle. söyle. neyse. Tamam. Um, söyle söyle. Ben sonra sorarım. İlginç olan bu kadar avartıyor, çük yarışına giriyor. Aslında hiçbir şey elde edemiyor. En son artık soyadına kadar istiyor. Evet. hani Anlaşma. Bunları Orada da bir şey var aslında. Ha bu evet bu benim notlarda vardı. Bizleriz. Soyadı muhabbeti ilginç bir şey açıklıyor aslında. Ee, soyadları Valerian olsun benim oğlanla işte Rene'yle evlenirse. Ne güzel bak işte falan diye. Bizler işte artık olsun artık. <laughs> artık yani hanedanında al arapları, al bu da Valerian'ı. <laughs> ne bu ya? Filan diyor. Ee, soyadı muhabbetinde ilginç bir şey. Bizler işte şey diyor. Burada çocukları cinsiyetine bakmaksızın tahtı alacak diyor evet. Korbis. E. Yani dedesi Ceheris tarafından setilen şey yapılan emsal karar olan evet. kadınların alamayacağı kararını yok bozuyor. Aynen. Devrimi yani yok. resmen şeyi değiştiriyor. Andal geleneği olan kadınların alamaması ...kendi dedesinin aldığı... emsal karar olan dedesi ...yani don sistemini getiriyor... Evet. ...en büyük... ...yani şu an İngiltere'de olduğu gibi işte... ...en büyük çocuk... ...en büyük oğlan değil... ...hani onu getireceğini söylüyor... E ...bu güzel... ...da bunu bir kanuna yazsana bir yere yaz... ...yaz bir yere... <laughs> ...tek bir üç kişi duydu... ...bunu kanun yap... ...bundan sonra böyle olacak de... ...ya da ne bileyim bütün lordları çağır tekrar açıkla. Bundan sonra böyle gideceğiz. Renira da şeydir de yok. Orada korlise laf arasında söylüyor. Tamam tamam onların çocuğu olur ya. Ben öleceğim zaten benim sikimde değil bundan sonra. <laughs> ben zaten <laughs> gideceğim. Kol mol kalmamış. Ondan sonra köpeğe geçsin. Şey falan. <laughs> köpeği köpek önce köpek sonra kedi. <laughs> Direkt ejderhaya geçsin daha iyi. <laughs> Umurunda değil herifin. <herhalde. gülüyor> Corliss'in de artık burada velaryon olsun atları filan demesi iyice bokunu çıkarıyor artık. Korlis bir yavaş oğlum bir yavaş. Bir nefes al. Tamam, onur'un kırıldı da kral o kadar da değil yani. Yani zaten kendisi de söylüyor. Yani Viserys'in de tabii arkadan da Rhaenys de böyle kıs kıs gülmüyor. Yani böyle bir trajik bir şey var. Çünkü Viserys'in tahta oturmasının sebebi Jaehaerys'in aldığı evet erkeğe geçer kararı. Yoksa Reynis'e geçecekti. <laughs> Aynen öyle. Oldu. Ya, Zaten sonra tekrar Koris de söylüyor. Kendisini tahta çıkaran kanunu değiştirdiğini söylüyor ama değiştirmiyor tabii. Hani sadece lafta kalıyor. Her neyse yani bayağı um, Vizeris'i artık itin götüne soktular çıkardılar. Korlis'i de um, bayağı bir cüretkar şey yaptılar. Ha bir şey daha diyeceğim. Korlis Çük yarıştıracağım diye hiçbir şey elde etmedi buradan. Halbuki Beni Hand yapacaksın. İşte yok o benim Master of Ship yapacaksın. İşte Tabii. bizim oğlan orada kadro al. <laughs> altına BMW iste. Yok bunlar hiç. İlla ki çüküm benim senden daha büyük. Hiç alışamayacağı şeyleri istiyor. Halbuki daha durup böyle şey yapabilirdi. Çok kötü um, strateji başka, yaptı orada. Hadi. Yani şey isteyebilirdi. Um, daha Hani ayağını getirmek yerine, şov yapmak yerine ayağına git ama daha somut bir şeyler iste yani. Tekrar ben master of ship olacağım İşte bizim benim bu kardeşimi de atıyorum şey yap master of bilmem ne yap. Ki burada Kadrovert. bak e, Renis, Renis daha stratejik bir konuya giriyor aslında hemen e, ya bu Damon da karıyı öldürdü ama bunların çocuğu da yok. İşte orada Castle of Vale vardı. Orası da bak kritik bir yerde. Hani bu denize kıyısı var. Hani... Ay, daha iyi şeylerden konuşalım falan. Aynen. Ya. <laughs> direkt hemen. Ya, tadımız kaçmasa şimdi boş ver ondan konuşma diye. Sonra şey oluyor tabii. Um, düğünde olay çıkmasına neden oluyor o konuya girmiş olması. <laughs> o konuyu halletmiş olsa düğünden önce. Düğünde eleman gelip atar yapmayacak Daimon'a. Neyse her zamanki Vizeris hiç, i̇yi. Ip, hiç iplemediği konu. Bak burada de sallamıyor ama. Salak diyorsunuz diyen arkadaş yaşıyor mu acaba? <gülüyor> <izlesiniz>. <gülüyor> Sorunumuz bu kardeşim. Bizler salak dediniz böyle oldu. Sorunumuz bu. Benim anlatımı iyi değilmiş abi. Senin hatırına izliyormuş zaten. <laughs> Neyse. Böyledir abi. Alışacaksın. <laughs> <laughs> Neyse. Um... Baş... Rainis Reynis, sonra bir evet daha Corliss Reynis sahnesi var. Onlaraya bir şey daha giriyor galiba. E, dur oraya geçeceğim. Bu ha, geçiyor. Şimdi Rain bu, Rain rağmeni buradaki rağmeni. konuşmada işte Rainis'ten son Corliss şeyi konuşuyorlar. Ya işte bizim e, bizim oğlan da hani durumu değiştirir belki falan filan. Ha pardon o sonraydı galiba. Bir dakika. O sonra önce bir oğlanı görüyoruz. Tamam, tamam o sonra <laughs> tamam doğru doğru orayı karıştırdım. O zaman önce şeye geçelim. E, Renire ile Leonor'un konuşmasına geçelim sahilde. Okay. orada bir konuşma yapıyorlar burada ben e, Renira'yı baya e, öküz buldum yani zaten <laughs> diyalog konusunda çocukluğundan da gelen biraz eğitimsizden gelen bir zayıflık vardı Reyhan arada böyle e sen kaz mı seviyorsun ben koyun seviyorum e, işte tatlar tabi farklı bu fark için aslında şey yani <laughs> en azından geçer bu filan demiyor Ali. Hani... Yani evet. Yani bu dönem aslında modern bir şey. Yani hani babası diyor modern, onu. Geçer geçer bir kadınla yürüsün. <laughs> hani onu bir yönelim olduğunu, hani onu bir seçim olduğunu falan söylemiyor yani. Aynen. baya e bayağı progresif o konuda. Ee, şeyde de meşhur bir söz vardır bu Melos'un ettiği. Yani bu Lainor'un gay olduğu daha herkesin bildiği bir şey yani. Burada biraz Gelir daha onu yani. da belirsiz işliyorlar. Ama biliniyor işte. Evet. Herkes böyle içine atmış gibi biraz da. Leynor'un ilk evlilik meselesi Small Council'a geldiğinde Melor bu master Melor var ya bizim Aha. <laughs> dünyanın en yetenekli Maester'ı. Melos değil mi? Hoş Melos mu? Melor muydu? Melos. Mel Melor. Me Melor. Ne? Adımı unuttum adamın. Neyse. Dur Melos. Şey diyordu abi. ya. İşte bunlar Leynor'la evlendirelim. Ama işte Leynor gay ya falan diyorlardı. E ne olacak canım ben de balık sevmiyorum ama önüme konunca yerim falan diyorlar böyle. Işte. <laughs> Onu böyle biraz değiştirmişler. <gülüyor> ya <gülüyor> Şeye Ya bak anlıyorum ama ben... dediğini harbiden Renira'nın yaklaşımı evet diğerine göre pozitif de ya yine de <laughs> biraz daha doğru betimlemelerle falan yapabilirdi yani daha güzel. Abi çünkü. artık o kadar da evet. progresif yapmasınlar diziyi. Zaten orada Reynis'le şeyi direkt modern çift yapmışlar. <laughs> Yani ben Eyvallah da yani çağ ya bir bak, anlatan bir yerde de. Yok yok, hati... şunu demiyorum. Öyle konuşsun demiyorum. Hani öküz olduğunu farkında olarak yapıyor bence. Onu demek istiyorum. Yani pardon olmayarak yani yapıyor. Ben zaten biraz şey Awkward <laughs> hani ne diyeceğini bilemediği bir durumda yani Direkt konuya şey olarak girmek istemiyor. <laughs> hani böyle e, sen de vurduruyormuş <gülüyor> <gülüyor> Artık ne desin bilmiyorum orada bir. Hani ben bir tavuk seviyorum sen de ya, tavuk seviyorsan önemli değil. O Oğlum diye... zaten çocuğun da bir kafası karışıyor ben orada çok güldüm ya. Ne diyorsun ya ne diyorsun ama. Yani Hayır, biz izlerken şeyle şeyle şey yaptım ben yani durdurdum. Sen anladın mı burada ne anlatmaya çalıştıklarını dedim. O da böyle anlamadım ne bu. Leynor <laughs> <laughs> Gay falan diyor. <laughs> ha okey falan <laughs> dedi anlattım yani direkt. <laughs> Bak. Anladım. Ama bak bu, bu, burada bir detayı kaçırmış olabilir e, serada Şey. E, başta kesişiyorlar aslında. ilk bahçeye girdiklerinde e, Renira, Joffrey ile e, Leonor'u görüyor. Böyle fısır fısır konuşuyor. Burada bir kılıç tokuşturma muhabbeti var zaten. O sürekli bir şeydir. O kılıç Aynen. şey yaparken. <laughs> kılıç çük olarak şeydir ya. Metafordur tabii. ya. Farlik simgesi. Tabii. Böyle böyle Direkt o şey. O falik simge vardır kesin ama ben ben burada mesela ben burada daha deep bakmaya çalıştığımda şeyi hissettim. Renira bunu niye anlıyor? İçten içe arasıntı olan ilişkisinden dolayı anlıyor gibi hissettim. Hemen bak bunlar da yakınlar. Bu ben yakınlık. Çözdü. Tabii işte bak. Yine bir SCV olarak konuyu eşcinsel <laughs> <sellemeyeyim, gülüyor> Ama söylemesi söylemesini pek şey yapamadım. Ben gerçi yine ben progresi buldum. Sen pek beğenmemişsin. Neyse o kadar olur. Daha Yo, kötü be, Benim <laughs> demek istediğim aslında beğenmemekten çok şu açıdan beğendim. Dizi e, Renira'nın hala öküz, diyalog beceremeyen... Çünkü Koala karşı da çok kötü konuşuyor. Diyalogsuz, e, kötü eğitilmiş bir e, tedrisattan geçtiğini biraz hissettiriyor. O açıdan beğendim. O yüzden kötü konuştu diyorum aslında. <laughs> Burada Otto A. olsaydı daha iyi olurdu bence ya. Sayın <laughs> konuşsaydı böyle. Söyle Otto ne diyorsun? Ya şimdi... <laughs> Söyleyemiyor bir türlü. <laughs> sevişiyor sen. <laughs> sevişiyor diyememişti adam. Evet Biraz yani. Sırtında var öyle bir tanesi de. Neyse. O Otto kendini bıçaklar burada. Ihh falan diye gider yani. Yani burada artık daha önce Game of Thrones'da da şey vardı. Marjorie Renly Loras Laura Steyrall üçlüsü vardı. Aynen. Renly gay olduğu için Marjorie ile evlendikten sonra <laughs> orada orada şey vardı. Mesela dizi ha, orada şey, da şey. progresif miydi? Pardon, araya girdim de şey, e, gösteriyor muydu sevişmelerini yoksa sonrasını mı gösteriyor Mesela burada şey iyi, bayağı böyle öpüştüklerini falan görüyoruz. yani diziler kaçak oynuyor ya böyle şeylerde. Burada daha Yok, şeyde orada sevişme yoktu. Orada biraz şey vardı. Stereotyp, tipik bir sahne vardı. Göğsünü mü tıraşlıyordu? Ne yapıyordu Lovers? Ha, tamam. Şey, Erotik bir sahne vardı galiba, evet, Erotikti evet. ama pek öyle tasteful değildi yani şey Hani bunlar da böyle şey işte sexual deviant ya, şeyine getirmeye biraz daha şeydi o problem neydi? Ya, yani o o normal, sıkıntılıymış evet. Normal insan gibi öpüşmüyorlardı yani sanki şey bunlar. <laughs> bunlar biraz azgın bunlar azgın. Önüne geleni <laughs> sikti bu <o> falan diye. <gülüyor> Sikişiyorlar! Yine <laughs> <laughs> bağırayım. Aile içinde izleyen varsa. <laughs> yani neyse. Burada biraz daha tasteful olmuş bu yani normal iki insan gibi işlemişler. Evet, evet. O güzel olmuş, çok net, çok temiz işlemişler yani. Yani çok böyle abartmamışlar. Zaten gene aynı yönetmen bu arada. Yani şey, aynı kadın Claire, yönetmen. Neydi adı? Claire. Neydi? Claire. Claire Kilmer yani. aynen Kilner. Yani işte burada da o muhabbet var. Ama zannedersem yine tabii... Orada da şeydedir. Merceri olayında da şey yapıyordu Merceri. Ya işte görevimizi yapmamız gerekiyor diye ara. Çocuk yapmamız gerekiyor. Evet. Eğer yardımcı olacaksa ben Loras'ı çağırayım. kardeşim çağırayım falan. <laughs> Gelsin abi. <laughs> Başlatsın sonra. Hadi bakalım. Sonra, sonra, sonra bakarız. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Burada da Raniere aynı şeyi söylüyor. İşte biz görevimizi yapalım ondan sonra takılırız ya istediğimiz gibi diyor. Gene şey açısından oldukça progresif bir <laughs> ilişki şeyi. Ama tabii soylu olunca şey olunca orta çağda da istediğini yapıyorsun yani. Dinin getirdiği baskılar ya da toplumun getirdiği kurallar sadece sen... fakire işliyor. Yani yani alt kademe sen, işliyor. sen seni taşla eziyorlar falan <laughs> <böyle> ama <laughs> sen eğer adın şeyse sultansa <laughs> 9 yaşındaki çocukları üst üste koyup zikebiliyorsun. Hani burada da aynı muhabbet var. Zengin işte soylu sınıfının progresif ilişki yapma gibi bir tercih şeyi var. Opsiyonu var. Ben biraz problemli bir sahne olur mu diye düşünüyordum ama pek olmamış bence. Güzel olmuş yani, yani şey olarak. Güzel. Zon ben, olarak ben almamış. Ben de Zaten çekiniyordum açıkçası. Herhangi bir şeyden de bir tepki gelmedi yani benim gördüğüm kadarıyla. Ya e, şundan bir de Eşinsel gidip komüniteden de herhangi bir tepki görmedim yani ben. Evet ya ben de pozitif gördüm zaten şeyin ben şey diyeyim bir de artık ya yani şu Red Pillcilerin ağzına laf vermesine ben ondayım zaten <laughs> böyle çıkıyordu da yine ge ge geylik soktular bize Morfius falan. Morfims mi o yani. kim o? <laughs> <Morf> <laughs> <Morfiusçular abi. gülüyor> da dans ediyorlar. Hala <laughs> 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 onlar. Onlar abi, orada kalmışlar değil mi? Bu cüzdan kimin? Ben <laughs> ben aynı şeye döndük. Aslıyım. <laughs> kaslıyım. Kaslıyım. Evet onlar abi. Neyse. Ya abi. bu arada Corliss'in mesela burada Corliss tam bir ıı, aptal baba ya zaten. Hani Corliss e, <laughs> <laughs> şey abi 90'ların progresif babası. Evet. Yarı progresif. Evet. Hani Gaybı bunu döveyim filan ben bunu döverek döndürürüm ben bunu filan hani şey şiddet uygulamayı çözmüş hani oğlanın gay olması buna hani karşı çıkmamayı ya da direkt olarak cezalandırmamanın doğru olduğunu çözmüş. Yani 70'lerden 90'lara gelmiş. <laughs> orada kalmış. Ama şey orada 90'ların şey babası bu. Atlatır onu ya bu bu şey. <laughs> onu diker bunu ziker. sonra bunu geçer yani bir görsün bir o Targaryen pusuyu gördü mü oh oh diye <laughs> var mı böyle ya bir kadınla istiyor. yatağa girmek gibisi falan diye böyle bokunu çıkartıyor bir de geri zekalı <laughs> aynen bir de direkt orada o şey yatırıp zikecek zannettim Reynis'i of Targaryen ya kim dayanabilir abi falan diye böyle <laughs> 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 yani Reynis'e <laughs> Renis üzüldüm orada ya ulan kimlerle uğraşıyorum ben falan diye <gülüyor> <gülüyor> kendi şey çağı içerisinde orada evet, kızmamak evet. lazım polisede. Yine yine bak bilirdi yani Tabii. Öldüre de Öldürebilirdi yani her şey olabilirdi. Yani. Bir sabah şeydi yani. Ee, bizim oğlan nerede? Vallahi biz bir şeye çıktık ama çıktık. Kafasına ok geldi öldü falan Dizin Dizini aldur ok. <laughs> Koluna sok geldi. Abi. Siz ne yapıyordunuz? Ya biz geyk alıyorduk geyk oku aldı bizden. <laughs> <laughs> Döndü ateş etti. karşılık et, verdi. <laughs> Beyaz giyik abi tabi onlar. <laughs> Sağlam olmuş. Randall Tarley'nin Sam'e yaptığı konuşma vardı ya. Sen çok şeysin, yumuşaksın. Ha. Ben senin e, şeyi almanı istemiyorum. Eğer Kırıcı. duvara gideceksin. Eğer duvara gitmezsen bir sabah seni ava götüreceğim. Avda başına bir kaza gelecek. <laughs> Ondan sonra gelip de annene işte av kazasında başına kaza geldiğini söyleyeceğim diyordu Randall Tarle falan böyle. Oh, father of the year herif <laughs> <laughs> o bir de gay falan da değil ha. Sırf derdi şey. Hani aynen. Şey olması. Zayıf gördüğü için. Erkeksi olmaması aynen. Benim yani. Toxic Masculinity'nin kitabını yazmış böyle artık. <laughs> kılıcıyla gözüyor zaten. Zaten oradaki şey metafor Adamın erkekliğini çalıp gidince o da bozuluyordu yani. <laughs> Aynen. Corliss en azından Render Charlie'ye göre 170, 160 sene önce yaşamasına rağmen gene bir önde yani her şey olarak. Doğru doğru o açıdan öyle. Burada Renis'in güzel bir cümlesi var sonda artık. Ya biz oğlunu tehlikeye atıyoruz bak hayırdır falan diye. Yani niye yapıyoruz yani zenginlik mi güç mü daha neyin peşindeyiz? O da adalet diye bir şeyler. Renis'e aslında fark etmeden bir guest de o yapıyor. Ben öyle hissettim. İşte. Senin şey alacağız ya. Otto'nun Aynen <laughs> Otto <laughs> işte karizmatik olan bu core liste. Aynı bok. Dedim ya hani illa bir şey elde etmek istiyorsan az önce önüne pazarlık fırsatı geçti. Hiçbir şey elde etmedin. Adama çükünün Gerizek. boyutunu gösterdin. Adamı hasta ettin herif artık bir daha şey oldu. <laughs> çükünü görünce. E şimdi işte şeymiş neymiş Justice'miş. Abicim geç bunları yani Justice'se um, Zaten... Şey, yani kadın... Renis de, de aynı şeyi, şeyi söyledi. Güzelleteceğiz onu falan diye. Geçti geçti ben onları geride bıraktım artık diye. Renis ya Renis karakteri güzel olmuş burada. Güzel konuşuyor yani. Çok iyi yazmışlar onu. Evet <laughs> reynis'i daha önce dediğim gibi biraz şey başlamıştım ama güzel yani şey iyi o fena devam etmedi. Um, yani Bu... o da artık Adaleti kendi hırsı için bir şey olarak kullanıyor. Kalkan olarak kullanıyor. Aynen. E i̇şte e, ne diyeyim bu kadar şey olmasının artık yani hem hava kuvvetleri bizde dragonlar bizde hem <laughs> deniz, deniz kuvvetleri bizde ama kara olmadan savaş kazanılmaz Corvus falan diyor böyle. <laughs> Havadan da denizden nereye kadar piyade Fakat lazım. Var mı? <laughs> Onlar Hightower'lar, Lannister'lar bilmem neler. Bütün şeyler, piyade birlikleri onlarda. Ee, işte. Drone yaptıramam. <laughs> Burada Rhaenys'in ilginç bir sahnesi vardı. Rhaenys e, Viserys'in elini sıkıyor. Ha, Bu arada Viserys'in de Paddy Constantine, Constantine, Constantine şey dedi. Leprosi var dedi. Cüzdan var dedi. Viserys. evet ben yani, şey diye bekliyordum aslında Damon'ın cüzdan gibi kapmasını beklerken harbiden cüzdan aynen. vardı yani <laughs> belki Damon vermiştir <gülüyor> <gülüyor> önceden Damon da her neyse işte o ilginç yani onu şeyde kitapta ben daha çok kitapta ne hastası olduğu söylenmiyor ama büyük ihtimal kalp çünkü sürekli ziyafette yiyip içmekten bayağı bir kilo alıyor falan Çok yağlı yiyor bir de zaten. <laughs> Aynen. Burada öyle cüzdan falan vermişler. Sonra böyle trailerlarda maske taktığı falan bir görüntü filan da vardı. O çok ilginç olmuş. Neyse Reynis geliyor. Cüzdan bilmeyenler için evet. Benim bildiğim temas da yani o baya temas Aynen. lazım onun bulaşması için. Aynen. Reynis burada elini sıkıyor. Yani eldiven var. O anda bir hani parmaklarını kaybettiğini falan da farkına varıyor. Evet. Bir sonraki saniyede Reynis elini yüküyor. Ha. Haa. bulaşmasın bize bu falan diye. Parmakalarına. Covid mi, <laughs> mi var falan. Ara şu de bir test yaptırsın. <laughs> ee, orada bir ilginçti yani. Aynen. Ee, ama evet nereye gidecek ya ben hani özellikle bir yerden bir şekilde bulaştırılmış gibi düşünmüyorum hala ama e, o hastalığı tabii bir yerden kapmış. Yani... Taht lanetli abi taht. Taht lanetli. <laughs> Tahtı da anlattık bir önceki bölüm artık. Bir Aynen anlatmak. Yeter, et, onu anlattık. Adam hasta herkes taht bunu kabul etmiyor diyecek işte. Herkese aynı şey oluyor anasını satayım. <gülüyor> Sonra <gülüyor> taht, buradan taht yaptı şeyle ha, ilgili ha. diyeceğim bir şey var mı? Joffrey... Bir üstü yapmadı taht yaptı Allah. <gülüyor> <gülüyor> taht yakar abi. Ee, Joffrey ile Leonor arasındaki konuşmada da işte şey diyor Joffrey. Yani, e, o senin bir sırrını biliyor biz de onun bir sırrını bilmeliyiz. Kesin vardır onun da bir sevdiceği falan deyip. Ha burada bağlıyor orayı da. Şeydeki bir sonraki sahnede konuşuruz onu da. Burada ettiği bir laf var. Çünkü benim kafamı kurcalayan bir konu şeydi. Her neyse oraya gelince konuşuruz. Tamam. Um, Joffrey nasıl anladı Crispin'i diye. Ha o sahne sahnede anlayacağız evet. Burada şey diyor. Um, Joffrey Lenora. You'll need a strong Protector diyor. Evet, Swan Protector lazım sana diyor. Acaba dedim orada bir şeye mi gitti? Yani Swan Protector, yani Renira'yı kim? En yakınında kim var Renira'nın diye mi düşündü? Çünkü hani ha orada. anlıyor ya bakarken. Olabilir. Empati oradan kurmuş olabilir haklısın. Ben de işte erisinta e, Renira'nın Renira'nın empati kurmasını erisinta bağladım o yüzden. Hani <laughs> burada da şey olabilir. Hani hani dediğim gibi, Swan Protector belki. Aa olabilirler. Hani da yanında kim varsa. ya Bir de oğlum orada kolu evet, öyle orada bir oynatmışlar oynatmış şey. ki. Konuşacağız tabii de kol böyle bakıyor artık böyle. Bizim kıza yamuk yapılıyor falan diye. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. Yani. Neyse şimdi kola geliyoruz zaten. kolda Kola Cole geldik. geldik. E, Strong call. Yani şey e, gerçekten bu dizinin çok hızlı enerjini oldu bir anda. E, biz aşık değil miyiz <laughs> abi? Gidemez miyiz? İşte <laughs> Gel gidelim buralardan elma yeriz beraber. Yasak elmayı beraber yiyelim. Ben biliyorum limanlar gördüm ben gideriz falan yani. <laughs> ya, ya yani gerçekten... Lord Denzel, Reloaded. Aynen. <laughs> Jorah Mormont. <laughs> Tam bir Mormont'un gençliği gibi oldu herif başımıza. Ya. Aynen. Olmaz ya. Bu arada Mormont'un gençliğinde şey de var yani. Hani Daenerys'e simplik yapmadan önce o kendi karısı da onun Hightower'ların towerların um, kızıydı. Aha. Ona da nasıl işte bir turnuvayı kazandığında Hightower'ın, Lord Hightower'a istiyordu kızı falan Adam da artık savroş muydu neydi? Veriyordu ona. <gülüyor> <gülüyor> Karısını Bear Island'a götürünce tabii Hightower Westeros'un en zengin ailesi. Bear Island'a gidiyor. eş var. <laughs> <laughs> <Bear Island> <laughs> şey, <laughs> um, karısı işte ya şey ne o? Burası ne ya falan diyordu böyle. Çok rezil memnun ol, edemiyordu karısını. Sonra Esos'a götürüyordu falan. Şey yap, yap, karıyı şey yapacağım diye. Elimi sıcak yani, sudan soğuk suya soktum. Pis herif. Aynen. Köle, köle de falan giriyordu Jorah Mormont. O yüzden <laughs> kaçıyordu şeyden. Çünkü direkt Ned Stark onu idam etmeye geliyordu ya. Tabii, tabii Ondan sonra kaçıyordu. Yani ondan sonra zaten karı da, kadın da kaçıyordu artık. Allah'ın simpi. Sonra <laughs> Daenerys'i buluyordu. Daenerys'i habere... Aşağıya evet gidelim. Normal'a gidelim. Kaçalım buralardan falan diye. Salak Ulan edip. herif. Normal bir dur. Bir de onu dizide yakışıklı bir adam yapmışlar. O kadar sırıtmıyordu. Aynen. Kitapta daha da şey. Böyle göbekli kel bir amcamız yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii canım karizma neydi herifin adını unuttum da bayağı karizma adamdır yani. Evet, ya burada tabii. Gibi... 30 yaş var tabi hani karizm olsa da. Her ya nasıl? bu arada et bak yaş farkı deyince demeyi unuttum. Damon'la e, Raya arasında da yaş farkı varmış bu arada ciddi ya. Yani. Onu da anlamış olduk bence sahnede <laughs> orada. Ha şey. Başlık yani, Onlar daha Damon 16 yaşındayken evleniyorlar ama. Ha Damon da küçüktü doğru diyorsun aslında. Aynen. Daemon'un yaşı çok Aynen. anlaşılmıyor şu anda. Hani genç ama... Damon genç neyi anlaşılıyor zaten ne <gülüyor> Aynen <gülüyor> hiçbir şey anlaşılmıyor zaten. Adam enigma. Karizmayım oğlum ben. Karımı şeyle tuğlayla öldürdüm hala kızlar peşimde falan diye. Ya yani. siz ne zannediyorsunuz? Neyse geleceğiz oraya. <laughs> Burada bir tek Koala şeyden kıl oldum zaten. Bu kadar anlattı anlattı işte. Renera dedi ki ben crown'um ulan ben alacağım tahtı. Sen ne anlatıyorsun? İki portakala mı geleceğim zannettim falan. Sonra Cole da şey dedi. Ben onurumu kurtaracaktım ama pis kadın falan. E oho falan oldum ben de. Bu da kendi götünün peşinde hala onurunu kurtaracak. Harbiden ha hiç böyle seni çok seviyorum <laughs> sana aşığım falan demiyor. Hani onurunu ee, kurtarmanın derdinde olması ilginç. Aynen ben yani, sinirlendim biraz burada Cole sadece. <laughs> yani şey... Um, kitapta da um, bu konu bayağı belirsiz. Um, ama zannet ben bu versiyonu daha inandırıcı buluyorum yani kolun e, reddedildikten sonra ergene dönüşmesi bence daha mantıklı. Evet ö olay örgüsü için iyi olmuş zaten bunun üstüne hemen erisın yanına çağırıyor dönünce çağırıp götürüyor. Şey burada aslında renira işi um, hani şeye kadar götürüyor artık şey ne diyeyim um, o kehaneti bile ona açıklama. Ya kalkıyor yani. Evet ya. O çok yani sakın. aslında hani fazla kırılmamak için uğraşıyor ama <gülüyor> aslında <gülüyor> şeye bakarsan kola oynayan aktörün adı neydi ya? Ee, ee, söyleyelim. Ben Fabian neyse, Frankel. Yani onunla bir röportajda şey diyordu adam. Uh, Ryan Connell bana bu aslında kabadayı bir herif ama bu bir süre gizliyor bu kabadayılığını. Ha, diyor. anladım. Kitapta da bu gizlediği bölümü çok yani karakteri çok fazla görmediğimiz için, ön planda olmadığı için çok anlamadık onu. Hani ama, evet. sonradan ne mal olduğu ortaya çıkıyordu kitapta da. O Ondan yüzden o... okey, tamam. Bölümler fazla yoktu yani. Sadece işte Renira'nın e, Swan Protector'ı falandır falan diye geçiyordu. İşte çok iyi Savaşçıdır, filan deniyordu. Burada da onu şey yapmış yani hatta um, annesi izlemiş mi ne? Annesi böyle ilk bölümde sen o şeye e, Damon'ı arkadan vurdun, işte senin karakterin iyi değil filan. Yani <laughs> Anne akıllı. De, yani annesi yakalamış direkt orada böyle karakteri. <laughs> um, yani şeyin zaten aldığı şey e, Connell'dan um, karakterin aslında kabadayı olduğu ve de bu birkaç bir süre boyunca bunu gizlediği komutu. O burada biraz yani, açığa çıktı. Bak bu güzel bir bilgi oldu. Yani hissettik onu. Yani, bir de şey var tabi Bu adam şimdi highborn yani soylular için bu tip ilişkiler gene şeye baştaki şey yani soylular için böyle işte açık ilişki olsun. Ben onunla sevişeyim. Seninle işte şey yapayım. Bunlar normal şeylerken e, soylu olmayan normal insanlar için yani o çağda bu tip şeyleri pek anlamaması normal artık. Arada bir sınıfsal bir şey de var. Büyük yani ben seni orospu muyum Hani <laughs> cinsiyetlerini değiştirirsen yüzlerce binlerce kore kullanılmış bir şeydir. Hani Tabii. şimdi biz mesela kola kızıyoruz ya ama cinsiyetleri değiştirirsen e, Damon yapıyor olsa bir sınıf, şey bir kadına bu hareketi hani seviştikten sonra tamam bundan sonra sen benim fuck buddy olacaksın falan dese, hani o kadar garip karşılanmaz. Bunu yapan erkek olunca birazcık e, garip karşılanıyor, yani şey ergenmiş gibi oluyor. Ama işte arada bir sınıf şeyi var. Kolun bu tip şeyleri anlaması zor. Daha bu onur işine e, şey olarak daha gözünde büyütüyor yani. İşte mesela bir Jaime Lannister'ın Kingsguard'ken umrunda, umrunda. <laughs> Onur'a olan bakışını düşünürsen Tabii. Onur mu herkes işte şey Kingsguard oluyorsun yemin ediyorsun yok krala şey yapma babana karşı çıkma bilmem ne karşı çıkma hepsi bütün yeminlere ediyorsun Kralı o yeminler bir şeyle <laughs> kesişiyor artık falan diyor da <laughs> ama kol için bunlar daha şey yani basit şeyler hani onun gelebileceği en yüksek nokta o Kingsguard orada da o yeminini Rene'ye için bozarak Renira'ya çok büyük bir hani hayatını şimdi tekrar sıfıra dönecek adam hayatını kaybedecek hayatını en büyük şeyini vermiş gibi hissediyor Renira'da yani siktiri çekince ona <laughs> daha komik şey yani Renira <laughs> giderim Esost'a yaşayalım ha, yaşayalım <laughs> bu saylaksı ne yapacağız eş olacak var benim. Esos da ev alalım. Bunu nasıl besleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Dağlarda yaşarız. Kamp kurarız. Kız <laughs> evet, ne yapalım? Gidelim ormana bırakalım mı? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bir Besleriz de onu ya. Bir önemli değil. Bu... Or, o, bizim bu şeylerle, portakallarla besleriz. Bugün Westeros haritasına bakıyordum yine böyle. Twitter'da dönüyordu. Kayboldum, bu... kayboldun Ne oldu? Yok ya <laughs> haritaya bakıyordum. <laughs> ya yani o kadar parsel parsel dolu ki zaten. Hani nereye gitsem biri görüp duyarsın yani. Çok gidebileceğim. Zaten dönüre şey. onu diyor yani. İnfimi de mi yaşayacağız lan hani Aynen. şey. Kaçak olarak şey. Bu kesim prenses falan. Nereden anladın? Ejderhası var. <laughs> Sürekli ejderha bunları ele veriyor <laughs> Zaten bak aslında ben dediğin gibi düşünüp tersini düşündüm. Şöyle hani dedin ya roller değişince. Aslında Renira da e, öğrendiğini yapıyor. Şimdi erkekler bunu yaptığında bir gecelik ilişkiydi lan deyip gidebiliyor. Renira da evet. bunu yapabileceğini zannediyor. Bir gecelik ilişkiydi kardeşim şimdi ben de yapacağım olacak diyor. Olmuyor. Yani burada çünkü. Yani burada cinsiyetten daha çok sınıfsal bir fark var. Aynen aslında. sınıfsallıktan işte yani, konu. Aynen Joffrey gibi bir adama ya da Leonor gibi bir adama yaparsın bunu ama e, yapamadığı için bence hani günün sonunda çünkü ters tepecek Renira'ya. Kol aslında onurumu koruyacağım. Bir de gitti Elisent'le konuştu üstüne bir de söyledi. Eee da <laughs> onun ölmesine izin vermedi falan. E, şu an işler full e, mix-up oldu yani. O yüzden e, yapamadı aslında. Hani erkek olsaydı yerinde muhtemelen öldürtebilirdi yani. öldürtebilirdi <laughs> bir yerde. Damon olsaydı evet. Yani muhtemelen. <laughs> Damon Benimle evlen. Tuğla var mı? Alır mısın? <laughs> Burada da Damon'ın yüzüye yine full odak yaptık ha. Taşı alırken de o öyle. Sonra şeyde yemek sahnesinde de yine yüzüye full odaz yani. Geçiyorum buradan. Edison kol sahnesini. Edison yine kızını bahsettiğimiz gibi sallıyor. Çalkalayıp çalkalayıp. Luke de böyle. <laughs> O gerizekalı ettin çocuğu sallama artık falan diye alıyor götürüyor böyle. <laughs> Sana şunu yeter. Zaten orada diyorduk abi işim bitti bunun artık bir daha görmeyeceğim bugün falan diye. Çocuğu yolluyor. Ama al, kokuyor bu, bu. Ne bu? bir şey oldu mu? <gülüyor> 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 kokuyor bu desi harbiden ya. O çok kötü. Ne oldu bu koku nereden geliyor falan. Sıçtı <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> Salladın o kadar altına sıçtı çocuk. <laughs> altına, korkudan altına sıçtı o kadar sallanır <laughs> mı? Neyse burada <laughs> kolu çağırıyor ve bak e, Ellison da şeyleri öğrenmiş konuşturma taktiklerini. Yani otur konuşturma ya konuşturma biraz. Konuşturma taktiğini mi öğrenmiş yoksa babası gibi <laughs> sikişiyorlar diyemiyor büyük. Ben öyle gördüm böyle. Yok İki ben. dolanıyor çevresinde. Şey taktik ya biraz ondan diyecekti. Hani ayakta konuşturmuyor. oturtuyor, rahatlatıyor hani <laughs> şey yapsın bir cevre <laughs> <öyle> bir veriyor. <falan. gülüyor> <Aynen, gülüyor> <Aynen>. bir, <laughs> bir bira veriyor. <laughs> Burada mavi elbiseye geçmiş bu arada. Yine elbise değişiyor. Ee, mavi de daha rahatlatıcı bir renktir bu arada. O da senin şeyler gibi ya. <laughs> Habire mesaj veren şeyler var ya. Propçu abiler. Aynen aynen. <laughs> Habire giriyor mavi giyeyim ben burada bir mesaj vereceğim <gülüyor> 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 falan diye. Giyiyor diyor. Orada Neris geliyor yandan. Değil? Mavi o high towerların e, ishal rengidir. İshal olmuş. Neris <laughs> bir <bileyim. gülüyor> git oğlum ya. Her şeyi açıptama lan. Daenerys <laughs> ataç gibi değil mi? Çıkıyor devamlı yani. <laughs> ee, burada konuşturuyor. Ee, şimdi güldük eğlendik ama Cole da artık iyice burada yol... Ben Kol'un hani yine onur monur için böyle bir gergoyla söylediğini düşünsem de bir yandan. Bir yandan da Renira'yı zor durumda bırakacak hamleyi de bulduğunu hissediyor bence. Ee, çünkü Alison ne yapacak abi? Cole'u öldürtecek mi? Ne yapacak? <laughs> Ah, bilmiyorum Renny Ray'i zor durumda bırakmak. Sanırım adam Çünkü Damon konusunda öğreniyor. Damon konusunda öğrenmiş oluyor böylece orada. Ha aynen. Ya, bu şeyin birazcık klişemsi bir sahne olmuş tabii. Hani bir şeyi almaya çalışırken diğer şeyi duyması. Her neyse güzel olmuş fena olmamış. Müneniran'ın konuyun bir türlü şeye girememesi. Yani <laughs> <Yine> babası <laughs> <laughs> sikişiyorlar diyemiyor yani bir şey Sikişi olmuş bu... o gün. Renner, amcasını sikti mi diye sorsa aslında direkt kol hayır diyebilirdi mesela yani ben görmedim ren diyebilirdi orada öyle bir dolandırıyor ki lafı da ne alaka o, diyebilirdi bir de işte o gece bu gece şöyle oldu böyle. falan olana ayral gibi it was me ren diye çıkıyor <gülüyor> 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 tell Cersei it was me Cersei kim ya <laughs> bilmiyoruz daha o doğmadı. Her neyse. <laughs> Kol artık um, bir noktada herif suicidal şeye gelmiş. Çünkü bunu söylemesi demek um, evet, idam olabilir. edileceğini göze alarak söylüyor. E, zaten bunu bir sonraki sahnedeki kavgayı çıkartmasının nedeni de biraz belirsiz. Ama burada başlıyor. Yani Rene'yle olan konuşmasından sonra adam artık ya ben onurumu kaybettim ben artık öleyim gari diye tam bir şeye gelmiş durumda. Burada da söyledikten sonra zaten benim çükümü kesmeyin. Hani direkt kafamı kesin. diyor. Şeyi de hani clean hani doğru düzgün bir ama işte idam benim verin bana kafama diyor. takılan şu. Bunu mesela Viserys çağırsa söyleyebilir miydi? Damon çağırsa söyleyebilir miydi? Strong çağırıp sorsa söyleyebilir miydi? Alison çağırsa söyledi. Yani <laughs> sanki şu adam artık sanki patlayacakmış gibi bir durumda hissettim ben yani. Sen kim kim çıksa karşısına böyle mushroom gel lan bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım be falan içiyor böyle orada değil mi? <laughs> Aynen. Gel bir içelim ya. Yani burada tabii ki dediğin gibi Damon'la arasında bir şey olup olmadığı muhabbetini de Kristen bilmiyordu şu ana kadar. Çünkü görmedi. Ama bütün herkes duydu herhalde şeydeki şey ne o? Tabi yayılmış canım onu şeyde Biz anlıyoruz. Artık evet. Kristen de duymuştur belki daha önce. Her neyse yani burada bana daha çok şey gibi geliyor. Artık bu adam suicidal duruma geldi. Bundan sonra patlay şey yani saatli bomba. Saatli bomba o da olabilir. <laughs> Kur kurdu burada yalnızsın derifi. Sonra sağ düğüne. <laughs> Hadi bakalım bit. Artık ne olacak göreceğiz. Yani işte um, bir sonraki şeyde konuşacağız zaten. Bunu Aynen. Yani. Şimdi Buradan da şeye geleceğiz zaten. Aslında bu sahnenin başında kısa bir bölüm daha var ya bu sekansın başında. Kral mekana giriyor. Red Keep'e dönüyor. Düşüyor. Alicent bunu balkondan görüyor ve çiplemiyor. Uzak. Zaten burada dizi şeyi de veriyor artık. Aralarında bir mesafe var zaten. Bundan sonra hep mesafe var. Hiç yanına gitmiyor. Alışın, alışmış zaten. bizleri <laughs> böyle düşüyor zaten. Ay, yani. şey. Düş Gene düştü. Orada da şeyi zaten diyor ya hemen Melos şey yapıyor. Hemen bana sürük getirin falan diyor lan yine. Yalnız bak burada hemen şey var. Bu Orwell geliyor ya diğer şey. Ha, onu soracaktım sana. Orwell önemli şey. birimi normalde diyor. Önemli. Normalde Melos öldükten sonra Orwell geliyor. Okey Burada ikisini e, şey yapmışlar, kesiştirmişler. Güzel oldu. şey diyor işte potion vereyim falan diyor. Yak yak sen sülük getir falan. Geçen ben kurta soktum valla. Çok güç şey yaptı falan bir herif. Hatta Orwell şey diyor yeni bir ilacım var. Bak bakanlık onayı aldı testlerden geçti falan evet. <laughs> şey Melo şey yok yok ona çip koyuyorlar o ilaçlara. <gülüyor> <gülüyor> çip var onda çip. <laughs> ne çipi ya? Aşı karşıtıymış Mellos. Big Pharma para kazanıyor o ilaçlardan. Sen sülüğü ver. Ver sülüğü. <laughs> yani neyse Orban şey ya. Normalde Mellos öldükten sonra geliyor da geldikten sonra da Vizeris'e verdiği ilaçlar aslında Vizeris'i tekrar canlandırdı diye yazılıyor kitapta. Ha, okey. Yani Menos'un e, Yanlış tedavi ettiği bir şekilde kitapta da onaylanmış oluyor. Yanlış tedavi uyguladı. Um, ama bilmiyorum. gerçekten Melos beceriksiz olduğu için mi yoksa bilerek mi yapıyor? İşte meşhur <laughs> Westeros'un um, şeyi Illuminati'si gibi burada <laughs> meistırlar Targaryenleri ortadan kaldırmaya çalışıyor mu muhabbeti? Ee, eğer illa ona inanacağım diyorsan belki kasıtlı yapıyordur. Ya ona inanmıyorum ee, da ben şeye kızıyorum burada. Lan Viserys orada, Strong orada. Ulan desene. Ya, tamam olmuyor işte. Bir günde bunu deneyelim. Bak kolum ne ara geldi yavşak. <laughs> <Aynen abi. gülüyor> Oğlum bu kadar yaradan buraya geldik. <gülüyor> <gülüyor> belki <gülüyor> değiştirelim bu tedaviyi. Ne evet. dersin? Ben kralım lan bir çocuk bir de şu çocuğunkini deneyelim. Zaten ölmüşüm artık ya. <laughs> Öl bundan daha kötüsü olmaz. Ne olacak anasını? Zaten ilginç bir şekilde stronga veriyor, strong veriyor tekrar bunu. Evet, hiç sorgulamıyor. Zaten düğünün düğünün başında da viserys daha canlı, sonradan şeyini kaybediyor. Düğünün başında konuşma yaparken filan biraz daha şey. Hani. Ama, e, ama daha kötü oluyorsa. Yani. o canlılıktan dönüşü daha kötü oluyor bu sefer. Ağzı yüzü kanamaya başlıyor artık iyice. E, adamın artık yani. Haklı e, e, <laughs> da yani adam. Bu arada Melos'u da dikkat arada... etmişsindir. Ayakta duramıyor ha. Çömelip kalkarken böyle aman abi falan böyle bir şey oluyor. Başı dönüyor falan. O da o da bitik yani. Bir <laughs> gitti gidecek. O büyük ihtimal 10 senelik şeyi um, atlayamayacak o. Evet. Kalacak. <laughs> o, kalacak. O gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Melos 10 sene şeyde. E, Peki ölecek. Sana bir sorun var yani... bu sahneyle ilgili. E, çok tekrar ediliyor bu bölümlerde. Daha önce de edilmişti. Damon da söyledi bu bölümde. Renira da söylüyor bu sahnede. Tekrardan Viserys de söylüyor. İşte Strong'la konuşurken halk beni nasıl hatırlayacak? Ben hiçbir şey fethetmedim. Beni sevecekler mi? Ne diyorsun? Aegon the Conqueror gibi hatırlanır mıyım? Ya herkes Aegon the Conqueror muhabbetine getiriyor konuyu. <laughs> Öyle abi. Şey de işte tarih beni nasıl yazacak filan diyor. Ya. şey <laughs> böyle. Lionel Strong kalkıyor böyle. Bir saniye Viserys. Ha <laughs> <Gitar. gülüyor> Biz <laughs> savaş başlatan orospu evladı diye yazıyor. Hadi bakalım. Koyuyor <laughs> kitabı. Kim yazmış onu ya? George Martin. <gülüyor> <gülüyor> Oku da öğren biraz Sanak falan diye kız ya. <laughs> Spoiler alert yalnız. Bütün sülalenin geleceği yazıyor. Her neyse. <laughs> evet, burada şey zaten direkt um, Linus direkt gene um, ya savaş yapanlar da üzülüyor Onlar da hep böyle şeyine girmedir sürekli. Ya savaş Egon kazandı da içinde mutlu bir insan değildi aslında. diyor <laughs> ne Egon herkesi ya. yaktı ama hiç çocukluğunu yaşayamadı. <laughs> sen yaşadın. <laughs> Direkt onun şeyine gidiyor. Hani, evet lan sen de bir sikim yapamadın demiyor. Demiyor demiyor. Strong kıvırıyor lafı. Ama bu Egon vurgusu çok ilginç. Yani Bu Egon vurgusu çocuk şimdiki Egon'a mı bağlanacak gibi hissediyorum. Ama tabii... Sıkıyor da yani, şu an? Bütün çocuklar <laughs> aygın zaten onu satayım. Ya tamam yani, hani eski yani birinciden <laughs> ikinciye geçişte de böyle bir beklentim var gibi hani içten içe. Yani bilmiyorum orada nereye şey yapsan çeksen olur yani. Lan um, Strong'un bir kız daha hani Vizeres'e duymak istediklerini söylemeye çalıştığını görüyorsun burada. Tabii o zaten. Hani Aegon the Conqueror iyiydi ama senin gibi Lego yapabiliyor muydu ya? Bak şuna bak abi. Falan. Senin şeyin bu işte. İkilerce nesiller bu Lego'ya bakıp boyayacaklar. Be. Bu arada kuleleri de yapmış dikkat ettiyseniz. Evet. Biz ilk bölümde bunda kuleler yok demiştik. Eleştirmiştik. Hemen ya görmüş yapımcılar. Yapımcılar hemen seni dinlemiş abi. <laughs> kuleleri yapmış. Her Neyse. Um... Yani burada tabii birazcık şey var. Im, kitap okurlarına şey var. Vizerisi herkes iş savaş başlatan beceriksiz kral diye hatırlıyor. Hı hı. Maalesef. Sen ne yapsan bu saatten sonra bu değişmeyecek Vizeris. Hala şey yapmıyorsun. Hala şu noktada bile iş savaşı durdurabilirsin aslında ama durdurmuyorsun. Yok hiç düşünmüyor. Hala kendini düşünüyor biraz daha orada. <laughs> Ha burada evet. tabi tabii de Alison'tu soruyor. Ee, Strong'da Strong diye alın işleri var falan gibi bir şeyler gevelip. E... Strong Gen burada şey yapıyor yalnız kendi ismi o diyor galiba burada The Realm is Strong falan diyor böyle. Ha evet evet. <laughs> burada her şeyden şey yapan arkadaşlar The Realm is Strong dedi evet o falan diyor. i̇şte The hand and the King is Strong falan diyor. herkes coşuyor. Ee, Oradan böyle Viserys bir um, şey yaparken um, uykuya dalıyormuş gibi gösterip böyle sanki rüyasında ejderhaları görüyormuş. Hani böyle dragon dreamlere de bir silam çekiyorlar hani. Ha Alıyordu. doğru. Geçiş sahnesinde rüyadan böyle ejderhaları geçiyorlar ya. Aynen böyle bulutların arasından <laughs> zaten düğün dernek sahnesine geçiyoruz. Burada çalan müzik bu arada çok güzel. Bu bu bölümün bir kısmında daha çalıyordu. Gem, gemiye gemiye giderken çalıyordu galiba. Ha evet evet. Hoş. Şeyde bayağı sağlam ya herkes kendi e Böyle bir şeyi var, jeneriği var Aynen. herkesin. Bu parçayı bulamadım ama ben bu arada. Daha düşmemiş galiba ya da... ...ben bulamamış da olabilirim. Bilenler yazsın. <laughs> bu şarkıyı Aynen. arıyoruz. Buradan artık... ...Düğün Dernek. Eğlencemiz var. Ee, sahnesine geliyoruz. Bu var. Ejderhalarla geliyorlar. Ben ilk bir şey oldum böyle. Aa dedim şey mi... ...Vegar'ı mı buldular falan. Sonra... ...baktım değilmiş. Ee, sea Smoke'la... ...Melis'miş oradakiler. Ama Vegar konusu ne oldu... Senin onunla ilgili bilgin vardı galiba Veigar'la ilgili kesilen sahne varmış. spoiler yapmayayım ama Veigar'ın gözükeceği bir sahneyi kesmişler. Ya tamam bu spoiler yani, değil canım. Extended DVD'yi alacağız göreceğiz. <laughs> ya Vegar'ın geleceği belli de burada çünkü ben şeyi de hatırlıyorum galiba fragmanda bir şey gözüküyordu da millet ondan bir bu Vegar falan fragmanda diye konuşmuştu. Ha. Fragmanda evet bir Vegar'ın kendisi gözüküyordu. İlk dizi başlamadan önce açıklanan gösterilen Aynen. fragmanların birinde. Şu anda bu bölümden sonra yayınladıkları kliplerden birinde de gözüküyor Veigar. Hmm. O zaman ee, Reyna bir yerde bulacak onu ya da buldu sonradan ortaya çıkacak. Bir yerde bulacak. Böyle gezerken kedi <laughs> mi ya şey ya çöpte çöpte ne çıkıyor. Biraz. Ejderha oh, değil mi lan boy? şunu? Korkuttun <laughs> beni be Veigar. <laughs> Gel bakayım sen ne tatlı şeysin öyle. Seni ben besleyeyim falan diye. Strong bulur onu. Stronglar bulur. <laughs> Neyse düğün evet. sahnesine geliyoruz böyle hala. Zaten bu sahne inanılmaz. Yani başından sonuna kadar devamlı bakışmalar, laf sokmalar. Gerçekten e, Game of Thrones House of the Dragon dünyasının <laughs> ne kadar e, yakışır, ki, aynen yakışan bir sahne oldu. <laughs> Belli. E, neyse mekana girişler yapılıyor. Önce Jason geliyor. Bir Jason Lannister bir boşunu yapıyor. Bu arada Jason Lannister e, oynayan karakter iki kardeşi de oynuyor bu arada. <laughs> <O> da, <laughs> var, evet. Aynen onu da oynuyor. Aynı zamanda şeyde de var. Game of Thrones'un ilk sezonunda e, bu şeyi oynuyordu bu. Kimi oynuyordu? Şeyi Şeyin hatırlamıyorum. yaveriydi galiba. John Aaron'ın yaveri sonra öldürülen adamı oynuyordu galiba. Ha bak Herkes. onu hatırlamıyorum. Neyse Jason geliyor boşuna yapıyor. Renira göz deviriyor. Evet efendim sen de çok evet, çok iyisin sen de Hadi, siktir git falan diyor buna. Jason gene hemen şeyin Aynen. anti anti Damon herif. <laughs> Nasıl Aynen. Damon gelip böyle hiçbir şey söylemeden karizma oluyor filan. Jason gelip böyle her bölüm bir şey söyleyip sıçıyor filan. <laughs> 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 Bu kadınlar da çok geç hazırlanıyorlar. Abi. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya <atarım>. Niye <gülüyor> erkekler <gülüyor> savaşır biliyor musunuz? Kadınlar savaş ama savaş alanında zamanında yetişemez. Hadi lan. <laughs> tam bir örnek şey ya. Koca, koca adayı. <laughs> Manira da çok büyük hata yaptı gerçekten sen evlenmeyerek. Evet. <laughs> Sonra Hobart geliyor. Hobart High geliyor. Ee, High tower geliyor. High dedim herifine. High geliyor. Onlar da yeşil yeşil ortalıkta geliyorlar. Ee, tam aslında burada bir olay var. Ee, Hobart çıkacakken e, kralın huzuruna bir basamak çıkacakken araya Gerald giriyor. Bu Reya'nın e, kuzeni. yırtık ondan çıkıyor gibi görünüyor. Aynen böyle giriyor. falan yürüyek <laughs> <laughs> Önemli bir işimiz var. Bir dilekçe var. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ya bir bakıp çıkacağım <laughs> vallahi 5 dakika. Bir vesayet işi var bizim. Runestone'un vesayeti işi var. Bir imzalatı vereyim krala canım. Hadi bakayım. <laughs> Bir de itim falan giriyordum. Sen kimsin lan? Ne oluyor orada falan diye. <laughs> Bu adam biraz evet. Bana biraz beni biraz kıllandırdı ama bilmiyorum bir sonradan. Um, bir şey çıkacak mı diyorsun? Bir şey yaptı zaten yani. zaten adam. İtin gözüne soktu bıraktı. Neyse sonra o tam konuşurken onun da sözü kesiliyor. Koris ve zaten sülalesi geliyor. Orada zıpır... Onlar da arkadaş yani <laughs> şey ya. Tam böyle prodüksiyon şey girişi yapıyorlar. Kareografi yapmışlar evde çalışmışlar. Evet evet. Arkadaş, şöyle göreceğiz herkes pozisyonunu alsın. Aç kapıyı haydi bakalım evde <laughs> çalışıyorlar bunlar. İyi <laughs> oldu mu? Corliss <laughs> <laughs> sen biraz daha hızlı yürü. Leiner, ön, önüne bak. Sağına bakma falan herkes. Şeyi merak ettim bu arada ya. Bu, bu sahneyi kaç tekte aldılar acaba? Ne kadarı tek çekildi? Kaç parçaya böldüler? Bayağı iş yani. <laughs> Aynen herkes Şeyde yürüyor, karaografili yürüyor. Aynen. Sonra işte Güzelmiş, güzel güzel, burası bayağı iyi. Kol zaten burada kesmeye başlıyor milleti. Böyle gelince <laughs> böyle pis pis kenardan o pis elektriği vermeye başlıyor. E, onurum onurum. Kaskını tak kol yok ya yok sıfırtır et Evet kuru bak kuru. şey de kuralı da bozmuş. Herkes kaskı takılı bu yavşan takılı değil. <laughs> O Artık suicidal adam ben tabii, birisi tabii. beni öldürsün diye bakıyor. <laughs> korumaya gerek yok. İnşallah birisi vuracak kafayı ya benim bugün. <laughs> orada şey Leris de gösteriyor. Leris'ine böyle acıların çocuğu. Ben yine çok kötüyüm ha. Bugün de çok kötüyüm. <laughs> Oğlum orada niye... Kolunu yaptırmış böyle. Kolunda ne oldu Leris? Hayır, hani orada... Bacaktı değil mi? Değil de. <laughs> Karıştırmış. <Pardon ya. gülüyor> hani orada niye iki büklüm duruyorsun? Zaten kimse sana bakmıyor zaten yavşak. Bari azıcık düzgün otur. Böyle iyice yine. <laughs> not almış orada bizim gibi. Aynen. Yeşil'le anlama geliyor. Bakayım. <laughs> <savaş> geliyor önemli. <laughs> Savaşı unuttuk abi. En sonunda da e, Geoffrey Lamont e, geliyor. Burada hala adını duymuyoruz. E, böyle uzun uzun selam veriyor. Artık Viserys öksürüyor. Böyle. <laughs> hadi lan zattın hadi Ne yapıyorsun? Onun gibi. da yalnız <laughs> Valeronların grubunun ön önünde durmasına da kimse Evet Theo da... değilsin. Sen hatta drift markdan da değilsin. Sen ne de <laughs> ayaksın? Sen kimsin lan diye <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ben. Ben baş rol öncüsüyüm arkadaş. Bu bölümde çok önemli rol oynuyorum falan diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne ayaksın diyen olmuyor buna. Sen Stormland'ın ...Lomut diye bir ailesinin çocuğusun... ...sen yani neden buradasın falan diyen yok buna. Aslında Viserys biraz ondan da şey bu... ...bu kim lan der gibi bakıyor... ...bu niye selam veriyor, bu sen kimsin falan diye. Falan. Bu arada Lomutların da... ...burada şey diyor ya... ...bana niye Night of Kisses diyorlar hiç bilmiyorum falan, falan diyor böyle. O biraz garip bir şey... ...çünkü Lomutların logosuna bakarsan... ...yarısının öpücük var... ...yarısında da kuru kafalar var. Ha. Aile mottoları da... ...the choice is yours... Hani <laughs> <laughs> öperiz de severiz, de <laughs> Ha, hani burada tabii arkadaşımız şey olduğu için, sevgi dolu bir insan olduğu için buna Night of Kisiz demişler. Aynen öyle kalmış. Bilmiyorum ama neden kisses diyorlar ki? Ben halbuki öpmekle için mi olmaz benim <gülüyor> Bu <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu arada de şey yapıyor böyle koltuğa bakıp boş boş e Erasıntı göremeyince. göremeyince. da geç kaldı vallahi Lora sak şey ayaklıymış. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yap evet, yapacağını evet. şey diyeyim bakışı yapıyor orada. <laughs> Lannister geldi laf söyledi bizi. Hatun geç kaldı laf söyletti bize Lannister'lara falan diye. Aynen milletin ağzına sakız olduk. Ve en sonunda Daemon geliyor. Zaten Daemon'un gelişi tam bir Daemon gelişi. Herkes böyle fısır fısır fısır. Oğlum bu yeğenini atlamamış mıydı ne işi var burada falan diye. Biz heriz böyle geldiğine tipiniz. Geldiğine tipiniz buna diye. sana şey diyor ya. Buna buna sandalye çektirin şuna bir masaj şey servis açtırın diye şey attırıyor yandan. Oğlum o saniye <laughs> çok buna... güldüm bir anda ya. Allah affetsin. <laughs> Bunu şey oldu böyle. Her bölüm sonrası ben iş ediyorlar. Attım seni. Atıyor musun ha? <laughs> Sürüyor musun? Konmuyorum lan. lan. Konmuyorum. Konmuyorum. Yalnız, yalnız burada şey var. Aa, Damon'ı burada hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü eğer Damon'a bir tepki verirse Tabii. Damon ve Rhaenyra e arasındaki onaylamış olay, olacak. Onaylamış olacak. O yüzden Viserys şey yapıyor. Gönlüğüne tipini siktim. Geç hadi geç. Zaten Damon'ın bak Damon'ın sevilmesini şuradan anlay ya yani şuradan anlayabiliyorum. Çok stratejik bir herif olduğu için bazen de değilmiş gibi gözükse de hep günün sonunda bir şekilde bok ona sıçramayacak şekilde bu işi hallediyor. <laughs> Karısını öldürdü, yeğenini atladı, daha başka şeyler yaptı. Hiçbirinde bir şey diyemiyor. Hani paşa gibi geziyor kral. <laughs> hiç kimse... işte şey abi yarı stratejik yarı um, tam, kaotik, kimsel, tam kaotik tam um, kaotik evil ya herif. <laughs> ne kadar strateji ne kadarı um, improv improvize bilmiyorsun. Chris Duncan mesela %100 içgüdüsel. O tabii tabii evet, evet. Hiç strateji yok herifte. <laughs> 30 saniye sonrasını düşünmeden hareket ediyor. Yani evet ya şimdi evet. sen böyle dediğin şeyde de ikna oldum. Hani ben biraz daha böyle Renira'yı arada bırakacak şeyi buldu yap. Yok yok evet ben de şimdi bu saniyede de tekrar düşünce ikna oldum herif. Tam Abi böyle... çok güzel onu tanımlıyor ya herif. Ta oraya gelmedik ya yani. ben. Evet şimdi ona ben geleceğiz adam... zaten. Direkt adama amsalak diyor. Yani. Amsalak diyor bu <laughs> 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 evet. Ondan sonra tam Viserys konuşurken işte ailelerimiz birleşiyor bugün e, kurban keseceğiz falan derken Alicent e, geliyor yeşilleri çekmiş. İşte burada belki de dizinin e, en tırto sahnelerinden biri geliyor açıklama sahnelerinden biri. Hani exposition gördük evet hani bir şekilde yiyordu da gerçekten hani dizide Beş bölüm sonunda gördüğüm en kötü expositionlardan biri buydu. Bu yeşil ha yeşil tabii falan diye böyle. Buna evet, evet. bu Ama... ne demek bu falan diye. Valla herhalde Alman Yeşiller Partisi'ne katılmış. <laughs> <laughs> Yeşilleri çekmiş savaş ilan etmiş falan. diyor. Çevreci. Çevre, şey, şeyi veriyor. Evet. Çevremiş yanlış Şey böyle, şey. <laughs> yanlış alıyor bile. Ejderhalar ormanları yakıyor diye ona karşılık <laughs> evet yani tamamen yanlış. Lens. Aa okey. Çevreci evet. Evet ya. Sonra denir <laughs> <tabii> şey. <laughs> ee, şey için kitabı okuyanlar için ya da bu şeyin um, meşhur yeşiller ve siyahlardır bunların şeyi aslında. Hı hı. Ee, bu Vizeris'in 5. Evli, evlilik yıl dönemindeki tur şeyde Kutlamada um, Alys'ın yeşil elbiseyle da siyah Targaryen elbisesiyle gelir. Oradan hmm. sonra um, iç savaş süresince de yeşiller bir taraf işte siyahlar bir taraf olarak kalır. Hmm. Burada tabii ki dizinin görsel olarak bazı şeyleri anlatabilme şansı olduğu için um, kitapta yeşiller siyahlar demek biraz daha anlatımı kolaylaştırıyor yani hangi taraftan bahsettiğine dair. bahsediyor. Yani mesela Green Council var. İşte Black Council var. Evet. Savaşta. Burada da zaten mesela 8. bölümün adı Green Council galiba. 9. bölümde Black Coin galiba öyle bir şey. 9'u da bu arada aynı, aynı tek... yönetmen yönetecek. Yani kritik bölümü ona vermişler. <laughs> aynı yönetmen. Ha, şeyde işte bu dizide onu direkt siyah ve yeşil e, şeyini yapmayıp yeşili biraz daha ön plana çıkarmışlar. Yani o yeşil siyahla geldi, o yeşille geldi. O yüzden işte taraftarları bu renkleri renklerle anılıyor yerine böyle güzel olmuş. Hatta dizi belki hiç o yeşiller siyahlar olayına girmez bile. Hani e, çünkü biliyoruz yani görsel olarak anlatabildikleri için hikaye illaki bu taraflara isim vermeleri gerekmez. Tabii. Ama Kitapta bayağı kritik bir şey bu yeşil meselesi. Çünkü tabii. oradan sonra adı yeşiller kalıyor onların. Ta ya. bugün günümüzde e, siyasi partiye kadar geliyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar uzanan bir e, hikayedir George A. Martin de yazdı. Ya yani tabii böyle anlatınca şey mantıklı. E, biraz da bu vurgu yapması. Ha, şunu da anlıyorum tabii casual seyirci bakarken e, yeşil yani giydiği kıyafetle çok ilgilenmez ama aslında en baştan beri o vurgu çok yapıldı. Alicent üzerinden. E işte... Zaten hep Targaryen kırmızısı giyiyordu şey. Aynen. Alicent. Evlendiğinden beri. Bu bölümde ilk kez çıkardı. İki farklı kıyafet evet. giydi yani. Zaten Hightower'larda hepsi yeşil giymiş. Mesajlaşmışlar sabah. Ne renk giyiyoruz yeşil. Herkes yeşil giysin. <laughs> yeşil ceketini de giy gel. Falan <laughs> Bu arada hani şey stereotiplik yapmak istemiyorum bir yandan ama bir yandan da gerçekten Hobart Hightower'ın gerçek bir e, siyasal İslamcı tipinde olması. Genel olarak <laughs> gelen tayfanın tamamının gelen böyle bir e, muhafazakar e, duruşta olması falan çok iyi kastedilmişler bu arada. <laughs> Öyle abi Hightower'lar. Çok mormon mormon geziyorlar ortalıkta. Yani. Bildiğin di, dinci. Dinci bu herifler. Aynen. Başını falan da bağlamaya kalkarlar yıllarda. Peki şeye ne diyorsun buradaki hemen e, performanlar arasındaki karakterlerden birine hemen bu Maşrur kesin Maşrur falan dediler. <laughs> Bilmiyorum kimse zikmiyor da o yüzden elde Maşrur değil. <laughs> Peki Maşrur bu sahneyi nasıl anlatıyordu acaba bak onu merak ettim yani burada olanları nasıl anlatıyordu acaba olup olmadığını orada anlayabiliriz belki. <laughs> ee, burada misin? olanlar kitapta farklı oluyor. Um, ha okey. Tamam yani... mı farklı oluyor? Evet. Tamam işte tamam, tamamen farklı görmüş olabilir maşrum o zaman. <laughs> Kendi götünden atmışsa bu değil. Yok bu diye. kavga sahnesi falan yok düğünde abi. Şey evet. kavga şeyde çıkıyor. Turnuvada çıkıyor. Turnuva ha. yapıyorlar. Bu şeyin şerefine. Um, her neyse oraya gelince anlatırız ha, da e, orada o... um, kaza yani şey oluyor. Ne diyeyim? Kız, Kristen Cole um, Joffrey'nin kafasına Morning Star'la vuruyor. Ha oha. <laughs> um, Melee'de. İşte orada ölüyor. Hani orada biraz şey oluyor gerçi. Hani ha, kazayla oldu valla kafasına <laughs> kafasına Morning Star'la vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte dediğin gibi turnuvadaki dökülen şeylerden birisi olarak yazılıyor tarihe. Yani burada biraz daha şey farklı yani. Ama Hı. Herhalde bir turnuva daha çekmek istememişler. Daha yeni turnuva gördük. Tam onu diyecektim. Yönetmen evet, şey plan gelince, planı kurarken şeyle asistanlarla e, kral bunu atalım ya. Şimdi biz koskoca hayvan gibi set kuracağız. 300 kişi dolduracağız içeri. Bir daha bizi dışarı ben, çıkarmayın. zaten. Orada da turnuvada savaşta hani ikisi dövüşürken öldürüyor Geoffrey'i. Hani a kazaayla mı oldu? Hani gerçekten mi oldu? belirsizliği var hani uh -huh. şeyde de burada da belirsiz bırakmış gene hani tam olarak ne yaşandığını ama biraz tuhaf ee, şey, duruyor burada, burada aslında onu konuşuruz. Ya burada evet biraz garip ama dediğim gibi herhalde e, Crispin'in tamamen suicidal tamamen patlamaya hazır barut gibi olması e, ne, ne olacaksa açıkçası, olsun. Ha, benim ben bunu tahmin et çünkü hani geçen trailerda da vardı ya kavga sahnesi düğümdekin gösteriyordu düğünde kavga çıktığını. Evet. Kesin hani çıkacak dedi, demiştik burada... zaten. Ben izlemeden ha, demiştim. Aynen, yani. <laughs> dedim herhalde bu kavgada işte şey olacak. Kristen'la şeyin sahnesini işleyecekler. Tabi, herhalde sandım, dedim yani. Joffrey gidip buna böyle çok ağır bir şey söyleyecek. Hani um, o fuck buddy mi oldun sen? falan Dalga geçecek. Bir şey söyleyecek. Outrageous bir şey söyleyecek. Ben dedim. O fazla bir hani çok şey söylemedi ama yine <laughs> sınıfsal şey burada da devreye geliyor. Yani bu adam Kristen Moloz yani herif odun yani bu soyluların ayak oyunlarından anlamıyor yani. Orada direkt bana orospu mu diyorsun şimdi ben onun o, evet, orospusu mu oldum falan deyip gurur yaptı yani böyle işte namus bilmem ne bizim namusumuz biz Kırşehir çocuğuyuz lan piderin, <laughs> piderin yani. diyarı <laughs> oğlum falan dedi <gülüyor> <gülüyor> um, karakterin böyle bir moloz olduğunu hatırlamamız gerekiyor peki şeye ne diyorsun e, bu tabi kolun bu tabi tarihinden önce işte dans harmandalı oynadıkları sahne var ee, Leonardo Renira'nın Burada da bir foreshadow var gibi hissettim ben. Hani işte hiç de dans edemem falan. İşte kombetten e, çok farkı yok diyor. Sonra da diyor ki umarım sonucu farklı olur diyor. He, sonra olmamıyor. böyle işte e, e, <laughs> da ejderha ejdara dans yapıyorlar. <laughs> şeyin sonunda um, inşallah sonucu farklı olur diye dansı sonu olmadı. Farklı olmadı. olmadı. Orada olmadı. Da olmadı. <laughs> Orada da olmuyor, sonra da olmayacak muhtemelen. <laughs> Burada da yalnız Renira ve kol göz göze geliyorlar bir iki kere. Orada e, yani Renira çok tahrik etmiyor hani tekrardan ama bir göz göze gelme durumu olunca muhtemelen kol burada biriktirmeye başlıyor e, kinetik enerjiyi. Hani <laughs> Renira burada tabii şu anda bilmiyor kolun ne boklar yediğini de. Aynen hiç bilmiyor bu arada. Gemiden sonra Alismente gidip itiraflarda bulunduğu bir takım şeylerde bulundu, itiraflarda bulundu önemli açıklamalar yaptı. <laughs> clickbait haber oldu falan diye. Ta, Koldan önemli açıklamalar evet. basıyorsun basıyorsunuz. <laughs> SSK primi tarihi değişti falan <laughs> değilmiş önemli. <laughs> Memurlar net böyle şey. Aynen. Emeklilere zama veriyor. <laughs> 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 um, e, ...Renira bu... onların hiçbirinin farkında değil yani. ...kolunda tam olarak rest ettiğini çok... bilmiyor yani. Gemiden beri büyük ihtimal kol gözükmüyor. Konuşmuyor. Renira işte. Zaten Renira şeyde de geri olmadı Bir olmadı Renira ya. Diye böyle... <laughs> Trip atıyor değil mi? <laughs> Aynen. Konuşma Re Renira <Hz1> şeyde <laughs> de geriliyor aslında. Alison işte masaya gelip e, hayırlı olsun üvey kızım. Hem <laughs> 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 falan. evet. Ulan kesin oldu. bir, bir şey var abi. Bir şey öğrendi falan. Ol, oluyor gibi oluyor. Bir şaşırıyor ama. Evet abi çok <laughs> kesin an... ya. O, 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 ne yaptım lan? Ateşi aç, açıktan mı bıraktım? Hocam? Yemeğimi Aa, mi bu, pişirmedim. Sonra bıraktım? Ne yaptım lan diye. <laughs> Geçmişimi silmedim. Az siktirdim. Şeyi buldu bizim. <laughs> İnternet history'i patlattı. Bu. Ne yaptı. Gerçekten literally Renira kukileri e silmediği için oluyor bunlar. Halbuki kolu öldürseydi <laughs> hiç bunlar olmayacaktı. Aynen. Aynen. <laughs> kol, kol, şey yapmasaydı. Çenesi açık kolu. Gerçi ee, geçen bölümde evet. konuşmuştuk. Orada um, kardeşten sister'dan hani step stepmother'a doğru evrildiği konuşma diye şey yapmıştık. Evet, evet. Um, i̇kisi arasında geçen Uzak, konuşmayı. Uzaklaşıyorlar. E, burada direkt şey oldu ya artık. Step doğru diye hitap ediyor zaten. O bu senin çok bu senin için çok hayırlı oldu step doğru falan gelip diye. E, artık Bism... yani bundan sonra zaten daha da <laughs> köçeye gidecek işler. Burası Art, direkt Aynen. saç baş yolluyor şeklinde falan açılacak. <laughs> zaten sonra Edison da masadan kalkıp e, amcasının yanına gidiyor. İşte zaten oradan biraz bahsettik. İşte Old Town seninle kar, kızım, evladım merak etme biz senleyiz falan çekiyorlar hemen. E, <laughs> old town, ha bir de orada şey diyor tabi bak Hayat. çiçek çiçek konusuna tekrar referansla geliyor e, amcası. İşte babanın gölgesi gidince işte King's Landing'in güneşinde solacağını düşünmüştüm. Sen dimdik durdun Strong. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Biraz yine o çiçek göndermesi de yine yapılıyor burada. Hani sen burada solmayacaksın. Bilgiler bunlar abi. Sordum sana. <laughs> 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 <Ne yaptın? gülüyor> Hocam siz... <laughs> Sizin bu şey yok sizin edebiyatınız bilmem <laughs> kültürel devrimi yapamadınız ülkede bak <laughs> hala aynı yerlerdesiniz. Orada tıkanmışsınız diye ee, devam ediyor. Sonra tabi yine Gerald geliyor. Gerald bu, bu bölümün belki <laughs> de... Aynı... bizim bir dilekçe vardı. <laughs> Her yere göre. Oğlum bir git düğün lan bu. <laughs> Gerald yine geliyor. Damon'u görünce Abi, dayanamıyor. Bunun yatması lazım yarın bunun son günü. Bir imzalatı verin. <laughs> <laughs> Geç kalırsa faiz işte ya faiz kızıyor böyle. <laughs> Herif direkt gene geldi. <laughs> Neyi çözeceğini zannediyorsa düğün masasında artık. Abi zaten evet. şu Damon'un yani şey tribine... Ben... <laughs> yok yok bu gece çözülecek bu konu. <laughs> Damon da şey yapıyor. Who are you? <laughs> <diye böyle falan. gülüyor> ben Sen bilmem kisin. neyin kuzeniyim. Eee falan diye daha da böyle tarihçe sinirlendiriyor. <laughs> Sen ya. kimsin hayır. <gülüyor> bu <gülüyor> arada Damon'ın demin söylemiştim işte yine sağ eli yine vurgulu bir şekilde masada hani üstünlük bende duruşunu almış durumda Damon. Bu, bu arada Alison içeri girince Damon ayağa kalkmayan tek kişi ya. Yani. Evet. işte böyle kalbimizi kazanıyor bizim. Kalkmıyor. bu yüzünden böyle her bölüm apolojist oluyoruz. Aynen Damon, ya. Damon bölüm 6 tane çocuk öldürdü ama çok karizmatik. <laughs> Hiç kalkmıyor yerinden. Bir de üstüne üstlük borçlu çıkardı adamı. Ya biz dilekçe şey yazdık Hayır. ödeyecektik. Hayır sen borçlusun bize. Devlet sana bir milyon borç çıkardı. Ver bakayım ver o dilekçeyi ver. ver, ver. <laughs> evet. Çıkaralım, borç hadi bakalım. <laughs> Bu öde. Kapanmadan. Nasıl ee, yarın falan diye. <laughs> burada da kitapta da olan bir şey aslında şey. Kitapta Jane gidip Damon Runestone benim kalem filan um, diye şey yapıyor. Dilekçe veriyor. <laughs> Bizim kalemiz olduğunu, karar alınmasını rica ederim falan diye. Çin... Ceyner'im burası buna siktir git ya falan diyor. Kovuyor. Ha öyle mi? Vay. <laughs> onu görmeyeceğiz herhalde 10 sene sonra. Rinstone. Rinstone ne oldu ya falan diye. Hani alamadık ya. Şeyde kat, tapuda sorun çıktı falan diye. <laughs> Tabu <laughs> tabu da yanlış göz proje yanlışmış abi şey alamadık. yapmış <laughs> yapmışlar ekstra oraya o yüzden alamadık. <laughs> Burada bir şey bağlandı benim kafamda şimdi e, Damon gitti karısını baya soğukkanlıkla öldürdü. Şimdi şeye dedik sonra <gülüyor> <gülüyor> en son e, Renira'ya da hala şey diyordu yani işte sen demedin mi bu evlilik politiktir falan. Onu da çözeriz. Bak ben benimkini çözdüm falan gibi laf ediyor. E, şimdi... Seninkini de çözeriz şimdi. Kristen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi seninkini de çözeriz. Şimdi 10 sene atlayacağız ve 10 sene atladığımız klipte Reanor'un hayatta olduğunu gördük ama şimdi Runestone'a çöküyor. Ee, Renis demişti ki bu Runestone önemli bak Narosi'ye bunun ciddi önemli bir kıyısı var. Burada iş çıkar. E şimdi bir yandan eğer bu Damon gemileri iyice yakar gider Reanor'u da öldürmeye çalışırsa Corys'i de karşısına alacak mekanı da aldı orada. Hani günün sonunda böyle bir e, mix ek bir kat çıkabilir Damon diye hissettim orada. Leonor'u öldürtmeye çalışıp ya da öldürtüp işleri iyice karıştırabilir yani Valerion'a karşı. Benim korkum şeydi aslında böyle dizide Damon'ı klişe bir şekilde son anda Renira'nın evliliğini durdurmaya çalışması Ha yok da onu yapmazdım O kadar aptal biri değil yani. An, siz kuzensiniz falan diye şeye <laughs> girecek böyle evlilik salonuna. E siz de şeysiniz yeğen ve ben, amcasınız. Tüh falan. <laughs> yani, Git geri şey çıkıyorsun. sonra. <laughs> Sizinle evlendirin o zaman. Ne bileyim ya falan diye. <laughs> Ondan korkuyordum ben biraz. Bir nevi yapmışlar gibi hani o e, Damon'ın Rhaenyra'ya Rhaenyra yaklaştığı sahnede hani bir şekilde bir şey deniyor yani Daemon. Tabi orada ben bu düğünü bozarım diye mi deniyor? Yoksa gene dur Viserys'in kalbine indireceğim. Bak bak harekete bak şimdi. Bak lan bak. deyip trolleme <laughs> Bak lan Kristen bak şimdi gideceğim. <laughs> Bence diye. kesin ortalığı karıştırmak için yapıyor orada. Ya. Zaten Viserys o sıradan ne yapıyor bu çocuğu gene? Evet evet yani tam öyle bakıyor yapıyor? Dansöz efendik mi? <laughs> burada zaten bak yine ben e, Cole'a geleceğim. Cole'un içten içe e, o kaba dayılık o maskülenliği ile ilgili sıkıntı bence burada zaten. Dedim ha şey ya, zaten. Cole bunu da görüyor açıkçası. Ha. Hadi Damon. götün yiyorsa Damon'a vur lan orada. <gülüyor> <gülüyor> Buldun Night of sizi vuruyorsun. Hadi bakalım Damon'a vur. Hadi vur götün yiyor mu yemez. <laughs> Oğlum, kol zaten adam iki müebbet cezası var. Bir kraliçeyi şey yapmaktan bir de bir müebbet cezası bu. Adam artık şey evde <laughs> <yine> döndü. <laughs> abi ne yapacaklar? Müebbet cezası var zaten iki tane. Ne suç olsa işliyor herif artık bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> fark etmez. Daimon'a döverim ben hiç fark etmez abi. Kiralık katil değil mi? Herkese giriyor. <laughs> <laughs> Şimdi burada zaten... Abi, e... Abi, bundan sonra. Şimdi bilmiyorum işte Damon buradan nereye gider ama Leonora ben bir hamle yapacağını düşünüyorum bir noktada. Damon'ın nereye gideceğini Forshada Wing'in yani gözümüzü soktular artık Hani o kadar. Ha şey ya, yapmayayım? Ya okey Cem, okey de genel olarak hani yapacaklarını yine yol, yolda olacakları görmemiz lazım yani. La hele olan sahnede de ilginçti yani şey direkt böyle o Targaryen prens çok şekilli falan diye ha. böyle. Beni tanısan sevmezsin falan diyor böyle. <laughs> Daha böyle seksi hale geliyor. Layna falan. O benim tahmin edebileceğim bozuk <gülüyor> adam. <gülüyor> Direkt böyle Aynen. şey sorunlu erkek seven hatun profili. Ben o... bunu kesin iyileştiririm. Bu proje lazım bana falan diye giriyor. Layna'nın <laughs> gelişimi evet biraz e... Bence şuradan mantıklı daha 12 yaşında bir anda evlendirilmeye çalışan bir çocuk ya bir yandan da. Psikolojisinin zaten iyi olma ihtimali düşük. Dragon Lord bir de abi böyle biraz daha şey. Aynen çok Dragon Lord öyle büyümüş yani. Daha böyle şey free spirit yani kendisi. O yüzden Damon'la arasında aslında bir şey var. Chemistry var yani. Heh. Uyuyorlar birbirlerine. Ona gelecektim. Aslında burada hani e, tamir eden ya da böyle seks peşinde koşan kadın daha böyle o da kaotik olabilir. Damon'la dediğin gibi chemistry uyacak. Bunlar ikisi gelirse bir araya Collis'le Renis'in tersine daha bunlar psikopat <laughs> kapıla dönebilirler. Tehlikesi Dominatrix Dominatrix'e olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> <senin> <gülüyor> mi <derinleri? gülüyor> Bana okey. <laughs> ben izlerim. Benlik sıkıntı. Teğmen. <laughs> <laughs> Raporunu aldım geldim. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> bu her var. Aslında uyuyordu bir yandan. Damon zaten e, belki de başka yoldan seviyor. Şimdi bilmiyoruz yani. E, belki de Domination seviyor yani. Olabilir. Çünkü... Kesin Damon onu seviyor abi. Kesin. Çünkü <laughs> aynen default bu arada bunu Gay Hostess'e default da zaten tahrik olamıyor. Belli ki daha Mesela böyle gelmişti. Hani Renier ha Re tabi. Şey orada. Aynen. Orada kendinden de <laughs> korktu. <Kaçtı. gülüyor> ya kontrol aldı. Keyfim kaçtı şimdi artık. Ben yani domine <laughs> edemedim. <laughs> Domination. Çıkar mı ağzından, evet. Aynen aynen. <laughs> bola dönüyor konu bir anda. Şimdi buradan yani, ne kadar... Ka bir <laughs> şeyde şeydi yani ne diyeyim Damon um, gidermiş gibi yapıp oradan böyle Rhaenyra'ya kaçıyordu. Orada Damon gene böyle resmen Damon'ın yarı planlı yarı improvize kişiliğini gösteriyor yani. Bir hatuna gidermiş gibi planlayıp oradan asıl amacı aslında Rhaenyra'ya gitmemiş falan diye. Orada yine Harvin'i kovuyor da önce ya. ya giderken Harv. yani Harvin'i kov. Hep de Harvini kov. Sen git kral. Pardon abi falan diyor. <laughs> Bu dansların tabii tabii prensim. Buyurun. tabii, tabii. Abi, Strong çocukları hep böyle eğmemiş. Prens şey derse artistik yapmayın ha. Falan. Yapmayın. Bizleriz zaten stres eating'e geçiyor iyice. Tavuğu falan böyle parçalayarak yiyor. <laughs> Alicent böyle uyuz oluyor ya. Ayı burada da böyle yeme bari. Ama stres eating yapıyor Baya belli yani artık böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ağzını şapırdatıyorsun. Ha, şimdi bak gelelim kavgaya. Şimdi <laughs> bir anda kavga çıkıyor. Şimdi burada bak götlükler bir numara. Koris. Koris böyle şey diye kalkıyor masadan. Ne oluyor? Ne oluyor? Eee? <laughs> falan. Ne oluyor olabilir? Bak senin çocukların orada. Kavga çıkmış. Ee, kimse müdahale etmiyor. Belli ki ulan Joffrey mi gidiyor? Gidiyorsa gitsin falan gibi böyle bir kalkıyor. Ondan sonra kral zaten. Gör, biz... Görmüyorlar gerçi orada. Ya şey görmüyor orada. da oğlum çocuğu orada atlar lan insan ne bileyim. Bizim çocuğumuz bizim çocuğumuz diye ağlıyorlardı iki dakika önce. Kralın yani şimdi... kızıyla evlenecek yani. Orada işlemeye çalıştığı şey yönetmenin sahnede ebeveynler, aynen işte, aşağıda çocuklar, herkes bir ebeveynlerin, <laughs> ebeveynlerin yarattığı krizin şeyini çocuklar çekiyor, aynen Pis öyle, savaş, <laughs> ön izlemesi, aynen öyle, i̇şte sahnedeki bu sizin ezeriniz sizin yetiştirdiğiniz çocuklar. <laughs> Ve işte bu yüzden şey götler. Hiçbir müdahalede yapmıyorlar. Yani en son hani Strong Harvin'i yollayıp o da, da böyle karşı göze yapana Polis bile müdahale etmiyor. Şeyde polis de direkt kendinden olanı koruyor. Tabii. <laughs> Kesinlikle. Kingsguard da girmiyor. Kingsguard da orada durun vizerisi koruyun falan diye bekliyorlar. Umrunda değil. Onun da umrunda değil. Strong'dayım. Activate. <laughs> Harvin diye böyle. Harvin'e Hacı sen bir gir bakalım oraya diye Harvin Harbin... nasıl girdiğini gördük yararak giriyor böyle lan, açılın <laughs> lan falan diye Harbi, dur bir hatun kaldırmaya giriyor sen bir önceye kap gel oradan diye herkes de artık dökülmüş Aynen şeyden abi. sonra bir Team Damon'dan sonra Team Harvin oluşmuş bir anda artık herkes de bu toksik Maxin Maxin'in şeyinin peşinde ya Mas <laughs> Ervin orada iki yumruk vurdu. Herkesi döktü böyle. Ay <laughs> ben de. Ee, Yok abi harbinden büyük orospu çocuğu çıkacak ben hissediyorum zaten ya, ondan belli olmuş. Yani şey adam var. artık doğru düzgün bir diyaloğu bile girmedi hayır hayvan önemli bir karakter haline gelecek 10 sene geçtiğinde. Aynen. O konuda biraz um, endişeliyim yani nasıl um, şey olacağı konusunda. Bir de çok önemli bir sahne vardı onu da işlemediler belki sonra işlerler. Şey, Harbin... ha konusunda. Okey. Kitap evet. spoiler'ıysa ha, bu, evet onu gir. Ya da gir fark spoiler etmez. Spoiler vermeyeyim de önemli bir şey oluyordu bu olaylar sırasında her de. Evet. Onu da işlemediler. <laughs> um, bir de neyse şey değil yani. Bak e, şeyi güzel söyledim bu arada. İç Savaş'ın preview diye bu. İlk ilk masadan kalkanlar aslında şeyler, Konsul üyeleri. Kenardan böyle aman abi ortalık karıştı deyip bize hemen uzuyorlar onları. Hiç haytaurlar param da kaçıyor evet. Aynen haytaurlar kaçıyor. Kaç, kaç. Şahit yazmasınlar kaç kaç falan diye. <laughs> Biz hallara haz... kadar hiç ifade vermeyelim. Street plan diye. Hazine Bakanı falan uzuyor oradan böyle. Aman abi hiç girme buralara falan diye. Hazine Bakanı. <laughs> Tayyip kovuyormuş herif. <laughs> Kaçıncı bu ya falan diye. Kaçıncı kovdun arkadaş. <laughs> ben giden faizi düşürem diye gidiyorum. <laughs> yani, giderken böyle faiz sonuçtur falan diyorlar. <laughs> enflasyon <laughs> sonuç olamadı <laughs> bak burada daha ilginci şimdi kol konusuna gelelim bak kol Geoffrey'e daldı ve çıktı gitti tamam hiçbir şey yani zaten burada bir aslında seyircinin e, mantık algısı bir sallanıyor Ulan herif herkesin içinde birini dövdü yani bu sırf Kingsguard olduğu için mi bu kadar rahat çıktı gitti bir şey olmadı yani iki orada Leonora da vuruyor baya böyle diye indiriyor bir tane ve o da böyle kaşı gözü şişmiş orada evlendiriyorlar çocuğu. Yani ya orada bir bu herifin e, koluna girilmemesi, götürülmemesi çok ilginç geldi <laughs> bana biraz. <laughs> yani benim aslında ha, iki tane şeyim vardı buraya hatta not almışım da. Birincisi Geoffrey <laughs> nasıl Kristen'ın şey olduğunu anladı. Bakış, bakışlarından anladı şeyine bağlı. Aslında aynı empatiyle. Yani Ren'ın anladığı gibi anlıyor aslında. Aslında sonradan düşününce şey oldu hani aslında Joffrey anlıyor. Eee Chris, kız Kristine e zaten baksan anlayacaksın evet bu herif amsalak buna biri şey böyle bakıyor şey. <laughs> yani. <gülüyor> Götünden soluyor bu evet bu şey. anlıyor ve de ona gidip konuşmasının sebebi aslında o biraz tuhaf. daha çok kendi teorisini onaylatmak için aynen. ağzını arıyor bence orada. Hani bu benim teorim. Aa, biz hani özeliz. hani Böyle ikimiz de korumalıyız. Şeylerimizi falan derken hani onun tepkisine bakarak gerçekten e, Renira'nın e, sevgilisinin o olup olmadığını çözmeye çalışıyor sanırım Geoffrey. Tabii orada yani, onaylıyor aynen. Yani onay alıyor. Yaptığı hareket tuhaf aynen. ama evet onay alması mantıklı yani. E, şey yani eğer um, Crispin şey olmasaydı hani, ya ne diyorsan ya ne saçmalıyorsun git buradan falan diye böyle gayet başta öyle diyor ya şey. <laughs> öyle demeye çalışıyor ama artık hani çok rahatsız olduğu belli ama yemiyor onu tabii Geoffrey hani hiç rahatsız olmasa yani ne diyorsun ya manyak mısın sen nereden çıktın sen kimsin dese <gülüyor> <gülüyor> belki şey olacak Geoffrey ya, belki bu değilmiş lan falan deyip dönecek ama Crispin çok Ele veriyor tabi suçlu olduğunu. Çok hissettiriyor. Ee, bu arada kolda şöyle oluyor. Bu bu çocuğu kim? <laughs> Benim gizli yaptığım şeyi bu nereden biliyor? Ha Hadi bakalım şimdi. <laughs> bu herif bile duymuş. Bu adam hani şey değil lan. Hani tanınmış biri de değil. Bu kim bu lan? Kimin olsun oğlum sen filan diye. <laughs> Nereden biliyorum benim deneyimle olan aşkımı ha? Bu duyduysa kimler kimler duydumuştur gibi. <laughs> Aynen. Kristen bence daha da artık şey oluyor. Paniğe kapılıyor. Ulan bu herif bile duymuş. Bütün şey konuşuyor o zaman diye oturuyor kuruyor orada. Yani böyle şey olur ya paranoyak evet, hale evet. gelirsin de. Kafanda kuran, yani, bütün, kurarsın. Bütün gülen konuşanın sana bakan herkes. O bu da benim benim hakkımda mı konuşuyorsun? Lan, lan benim lan, mi dedi? ne, ne, ne? ne crispy'si? Crisp Crispy. Crispy değil, Kristin diye yani, <laughs> böyle düzeltiyorlarmış değil mi? <laughs> ne dedin sen? Christmas dedim ben. Sus Allah belanı versin. Tanrı diye. İşte orada iyice şeye geliyor. Hani orada tamam belki um, bana direkt anlıyor olması böyle bakıyor bakıyor. Hangisi bunların construct bu falan diye çözmesi biraz garip gelmişti ama herhalde orada bir um, daha önceki Swarm Protector muhabbetinden de hani Renira'nın sürekli yanında olmasından da Aynen oradan. Ha, bir de tabii şöyle bir şey var. Çok uzun süre yani o dedikodu yayılır yani Renira ile arasında bir şey olduğu, yakınlaşma olduğu dedikodusu yayılmış da olabilir sonuçta. Herkes de biliyor olabilir yani şey olmasa da yüzde yüz ne yaşandığı bilinmese de bir şey var. Her neyse o bir birincisiydi. Sonra işte ikincisi de senin dediğin gibi um, e, hiçbir bir Allah'ın kolu da sen ne yaptın abi sen <laughs> döktün yıktın <laughs> um, demedi. E, bunun da tabii foreshadowing'ini daha önce turnuvada gördük. Evet. İnsanlar birbirini öldürdü, işte, etti. Sonra Damon gitti, Um, insanları kesti filan kimse, kimse bir de şey demedi arada... sen kimi kestin Damon geldi karısını tuğlayla öldürdü bilmem ne işte sürekli bir bir disiplinsizlik bir adaletin yerine gelmemesi e, şeyi var e, burada da Kingsguard orada aslında belirsiz yani biz biliyoruz ama hani olayın nasıl başladığı belirsiz ee, Nasıl sonuçta... niye niye diye sorarsa ama biraz sormaktan da korkuyorlar ben çünkü Joffrey'nin ölmesi aslında herkesi rahatlatıyor gibi bir durum hissettim ben orada. İşlerine geliyor Joffrey'nin ölmesi çünkü. Olabilir tabii şey olarak. Aa, aa, tamam bu eleman da ortadan çıktı işte Reda'nın um, evliliğine tehlikeydi bu adam ileride. Ortadan kaldırdığımız iyi oldu kaldırıldığı iyi oldu diye bakmış olabilirler. Yani herhalde burada um, Alicent'in koruması altına girdiğini herhalde şey yapacağız. Aynen um, sonunda tam çünkü, harakiri yapacakken Alicent durduruyor onu. <laughs> aynen. Um, Alicent'in da Kristen Cole'a ihtiyacı var. Çünkü Rhaenyra'nın yalan söylediğinin şahidi Kristin Cole. Aynen biliyor. Eğer şeyse ileride karşı kullanacaksa e, başka işler çevirdiğinin şeyi Kristen Cole şahit olarak ne denir? Kullanacak olan. Yararlı bir arkadaşımız olacak. Asset oldu. Bir, <laughs> arkadaşımız. Aynen, kaset. <laughs> <Aynen>. kaset oldu. Bir. Aynen kaset. kaset oldu. Şeyi var bizde. Um, Tapeleri var abi. bende. bende. <laughs> Ya tabii e, o olayı kesin Edison kullanmak için aldı. Zaten e, çıkan bir klipte direkt şeyi gördük. Hani Onu da hatırlatayım. Bir sonraki bölüm zaten başta da söyledik. 10 sene atacağız artık yaşlı geçecek. Hatta Reniran'ın çocuğu oluyor. Hemen Alicent huzuruna çağırıyor falan. Belli ki orada bir aralarındaki didişmeyi ki fragmanda da galiba bıçak çekiyorlardı birbirlerine ya da hançer artık neyse. Evet öyle bir şey de var. Bak, aynen o çekişmeyi göreceğiz. Burada da Cole'un e, duruşu önemli olacak. Hani aset olarak duruşu. Ama beni esas bölüm Cole, sonunda... haddinden hani, fazla önemli olacak evet. Evet aynen işte. Bir beklemediğimiz kadar önemli olacak onu hissettim. Ama benim gerçekten hani e, şu 5 bölümde en hüzünlendiğim sahne de bunun sonu oldu. ya, yani. o ağlayarak evlenmeleri... Artık biraz şeydi böyle yani oğlum o kadar da yani bir kanı silseydiniz lan. Ne bileyim sen yani de dedi, artık... yan odaya alaydınız bari falan. Bir şey bir yapaydınız. Yarın sabah yapalım bunu. Yok yok burada. Abi. Yapıyoruz şimdi. Yarın sabah yap. Yok. <laughs> oğlum bizleriz kesin öleceğini düşündü orada. Yani şakayı yaptım ben de acı sahilinde konuşurken evet, de. Evet evet. Bizleriz. Ben bu geceyi kesin çıkarmam artık. <laughs> bu gece evlenirim bu <laughs> Burnu bilen kanıyor o sırada şey. Aynen. Yere zaten... düşüyor zaten şey düş, sırasında da düşüyor. Vizeris artık, ulan oğlum Lionel, ben bu gece kesin öleceğim acı. <laughs> Bunu yapalım, torun seveceğim biz bu gece yapalım. Yanada da yapalım, yok yok strip, burada yapalım. Şu kanı silselerde falan var, yok boş ver kalsın, güzel oldu arkada öyle falan diye. Evet, bir emdirin onu ya, bir kağıt havlu bir şey yani emdirin ben... oğlum ya, kağıt havluya. Şeyin evliliğin başlangıcı da çok şey oldu yani. Kaan. artık daha travmatik, nasıl başlar bir evlilik bilmiyorum. Ve hemen Aynı fare oldu. geldi zaten. <laughs> Ondan <laughs> ben Laris geldi. Laris geldi. Bik bik bik. Ne yapıyor lan bunlar? Evleniyorlar mı diye bakıyor. Abi, Orada gene başka Forza Bing var. Kan, fare. Kitabı okuyanlar anlasın. Hmm, Okey. Okumayanlar anlamasın. Boş ver, Daha iyi anlamadım. Okumayanlar daha ileride daha net görecekler bunları. Ee, yani... Okey. Var mı bölüme ekleyeceğim başka bir şey? Genel olarak atladığımız ya da senin notlarında olan. Yani um, vardır mutlaka da um, yani bu 10 on, on sene atlama meselesi ben daha bir önceki şeyde de söylemiştim. Her ne kadar Millial Koku herkes beğeniyorsa da Hı -hı. ben Emma Darcy'ye Sen daha çok um, coşuyorsun Emma Darcy'ye. Dört gözle <laughs> bekliyorum kendisini yani. Evet. Um, bence dizi artık 6. bölümde. Bu neredeyse bir yarım sezon finali gibi oldu. Aynen. Hani ikinci yarısı başka bir sezonmuş gibi olacak. Yani direkt her şey ton falan da değişecek. Daha önce söylediğimiz gibi aktörlerin oturup karakterleri beraber çalışmasına da izin vermemiş Sapochnik. Hani Emma Darcy ile milyarlık oturalım Renira nasıl olacak filan diye. Herkes kendi kafasındakini oynasın demiş. Belli ki farklı olmalarını istiyorlar. Yani bu karakterin 10 senede harbiden değişmesini de istiyorlar. Çünkü karakterler 4 senede bayağı değişti. <laughs> Göşün arada... önünde bu dediğin şöyle de destekleyen bir şey var. İlk bunların yine tonunun oluşacağı 6 ile 7'yi de Sapochnik yönetiyor. Sonra 9'u Claire Kilner'a geçiyor. En son bölümde Greg Gaitness'ı yönetecek yine. yine o i̇ki iyi yönetmeni sona bırakmışlar. Sapochnik yine kurucu ya burada. <laughs> Game of Thrones genelinde 9. bölüm genelde en şey bölüm olur. Yanlış hatırlamıyorsam Hardcore bölümler onlar oluyor genelde evet. En ağır bölümler hep 9 oluyor. 10'da artık böyle aftermath şeklinde oluyor. Ee, formül olarak doğru aslında ki. evet. Formül olarak mantıklı yani öyle olması. Bilmiyorum tam olarak nasıl işte. Çok fazla da bakmıyorum açıkçası hani tahmin etmeye de çalışmıyorum hani tam olarak nerede bitirecekler, şey yapacaklar. Hani dizinin ne işleyeceğinin çok fazla bakmıyorum. Bana da biraz Hani ne olacağını bilsem de neyin ne zaman olacağı ya da nerede biteceği konusunda biraz sürpriz olsun istiyorum. Sana da olsun biraz. O kadar okudun. <laughs> yani değiştirdikleri şeyler de var açıkçası. Herhangi bir e, spoiler, e, O yani ana hatlarıyla bilsem de mesela işte bu Damon'ın öldürüp öldürmediği, Kristen'ın nasıl e, Joffrey'i öldüreceği gibi şeyler ya da işte Kristen'la Renier arasında gerçekten ne konuşuldu gibi şeyler. Kitapta da iki tane üç tane farklı versiyonu var. Burada dizi versiyonu görmek ilginç oluyor. Evet, dizi de zaten elinden geldiğince belirsiz bırakmaya çalışıyor şeyleri. Bu arada bir uyarı yapayım. Yeah. Eğer House of the Dragon'dan gaza gelip, eğer House of the Dragon'ı izliyorsanız ve de kitabı okumadıysanız buradan gaza gelip Game of Thrones kitaplarını okursanız ya da Game of Thrones'un dizisinin 3. sezonunu izlerseniz bunun sonunda ne olacağını söylüyor yani Joffrey. Marjorie. 3. <laughs> sezonda. Kitapta da çok fazla spoiler var Dance of the Dragons dönemine. Hani gaza geldim ben bir kitabı açayım tekrar okuyayım dersen ya da bilmiyorsanız Dance of the Dragon izleyin. dönemine mi? Evet bu, ha. bu dönemin spoilerları ana dizide ve ana kitaplarda Kitapta var yani. Var, aynen aynen. Direkt şöyle oldu, böyle oldu diye söyleniyor yani. <laughs> ya zaten hiç okumasan bile, daha dizi izlemişsen bile zaten ne olduğunu az çok tahmin ediyorsundur. <laughs> çok sardıysa. Zor zor. Ama zaten konuştuğumuz gibi yani sonu değil yol önemli şu anda. Yolu bizim. 3. Yani. sezonda Joffrey'nin Margaery ile konuştuğu bir sahne var. Orada direkt Renira'dan bahsediyor Joffrey. Ha bak onu direkt hatırlamıyorum. Direkt Renira diye bahsettiğini hatırlamıyorum. Bahsediyor. O yüzden um, ana diziyi izleyeyim hani bunun gazıyla diyen varsa onu izlerken direkt spoiler görebilir. O yüzden uyarıyorum. Evet, aklınızda olsun. Bence bitsin. Public service announcement yapıyorum. Dizi bitsin. Kitapları ve hiç okumadıysanız işte kitapları izlemediyseniz Game of Thrones sonra izleyin. Mantıklı yani. Yani, bir şey kalmadı yani. zaten 5 bölüm kaldı bir aya bitiyor <laughs> Bir aya bitiyor da bu savaş bitmeyecek yani bu devam edecek. Ya yüzden... tabii en azından sezon şey olacak ama yolu yine yolu bilmediği ya ben şey taraftayım tabii seyircinin tarzına da bağlı. Şimdi ben mesela sonu bilsem çok umurumda olmaz şu anda yani son. Benim hiç umurumda olmuyor açıkçası. Ya son, <laughs> aynen senin de öyle son beklentisiyle. Hiç izle de olmadı hiç ben daha hayatımda izlediğim ım, kitap uyarlaması şey yaparken rahatsız olduğumu hatırlamıyorum yani. Ya tabii. Ya işte bu eski tip dizi alışkanlığıydı. Yani seyirciyi fazla bir şey anlatmayıp sadece finalin e, yaratacağı anlık bir mutluluğa, anlık bir heyecana yönelten işler hep kötü çıktı yıllarca. Ve artık zaten akıllı işler, akıllı filmler akıllı diziler bundan çoktan çıktılar. Yani tabii ki iyi son yazmak özellikle de toparlamak için formül olarak hala önemli ama bütün odağın oranın olmasına gerek yok. Yani yolda olanlar karakterlerin başına gelenler, dönüşümler, aldıkları kararlar, aldıkları kararla senin hayatında belki kesiştirdiğin noktalar. Bunlar önemli. O yüzden çok son odaklı düşünmesine gerek yok. Hani Mesela bana da yorumlarda başka canlı yayınları falan gelip abi ben sonunu biliyorum hiç izlemedim daha dizi ama heyecanlanır mıyım neye izleyeyim ki bunu falan diyor. Ben diyorum ki deli misin izleyin yani son sonun hiçbir önemi yok. <laughs> önemli olan yani yol. Seni... Gerçi bizim bilmiyorum biz lisede Heykel Yüzüklerin Efendisi'nin filmi yoktu yani. E tabi. 90'larda <laughs> yoktu. kere <laughs> okumuştum yani. Filmleri gene ağzıma açık izledim. Yani şey değil yani. Pek aynı şekilde Game of Thrones'u da okumuştum. Ondan sonra ağzım açık izledim bir süre sonra ağzım iyice açıldı böyle. böyle <laughs> <bir zamanda diye. gülüyor> um, yani dört sezon bittikten sonra dört dörtten sonraki her adımda böyle ağzımız yüzümüz dağılmaya başladı. Yani. <laughs> sonra yokuş aşağı kamyon şeyi gibi gitti. ya um, yani dediğin şey doğru zaten. Zaten yüzüklerin efendisinin ikinci yarısında da o şeyin peşinden koştular ya. Nasıl şaşırtabiliriz? Evet. Şeyi şeyi bıraktılar. Tutarlılıktan çok nasıl şaşırtabilirizin peşine koşmaya başladılar. George Martin çok şaşırtıyor ya filan diye. anasını siktim ço <laughs> çocuğu. Açıyorsun kitabı içinden böyle yarak çıkıyor. çok şaşırtıyor. Nasıl anladılar George Martin'in şeyini. Ben sana söyleyeyim. J.J. Abrams'a danışmışlar abi. J.J. Abrams şaşırtma piridir bilirsin. Lost'tan beri. <laughs> evet. yani J.J. Abrams'a danışılan herhangi bir işin sonucunun böyle olması <laughs> maalesef. İnsanlar o o zaman Lost'a da benzetiyorlardı Game of Thrones'u. Evet. Ama Game of Thrones Lost'un tam tersi yani. Aynen tabii canım. Yüzde yüz tam tersi. Lost yani. hiçbir soruya, hiçbir en ufak bir soruya bile cevap vermeden soru üstüne soru, soru üstüne soru, soru üstüne sorarak e, ne oldu bu JJ? Aslında what's important is the journey falan dedi adam hani böyle. Yolda kazandığımız arkadaşlar da önemli olan. Bütün o sorularla Cevaptan önemli değil. İyi de yani. abi. Journey de anlatmadık ya. Journey dedi e, millet böyle öyle gitti kendi kendine <laughs> hiçbir şey olmadı yani. Oğlum, hiçbir şey olmayan bir dizi izletmişti adam o zaman. <laughs> yani yani. kaç sezon hiçbir şey olmayan bir şey izlettir. Yani olmaz. Sürekli şeydi. Soru üstü, Mister üstüne Mister'i koydu böyle. İşte en ring... son böyle. E, Rings of Power'da bastı... da aynı durum var şu anda. Herkes zaten o da meme oldu görmüşsünüz. Sauron kim? Kim abi? Kim? 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 Kiziroğlu Mustafa Bey ne bileyim ben kim? Yani önemi olmaması lazım bunun. Halbuki orada Sauron'un yaptıklarının önemli. Önemli. <laughs> önemli. olması lazım ama neyse ama ne oraya girmeyelim. Okey. Ee, o zaman 5. Okay. bölümü de toparladık. <laughs> Yine 15 dakika ağzına sağlık. Alemlerin en uzun 15 dakikası. Kaç oldu? 2 saat 26 dakikadayız şu an. Kısa oldu abi. İnsanlar <laughs> aa, aa. bekliyorlardı. Evet ya. Bu sefer düştük. Okay. Ben şimdi bir 20 dakika bir dans edeyim <gülüyor> <gülüyor> 20 dakikada <laughs> ben of the Dragons sonuçta arkadaşlar Sen de dans yapalım uzaktan Böyle 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 falan evet, yapalım evet. Sonra da kavga ederiz Kavga ederiz <laughs> e, O da gelebilir bir yerden sonra seyirci Bu bu kadar senkron muhabbetten de Sıkılıyor abi hiç tartışmıyorsunuz Hiçbir konflik yok aranızda falan Hani bir gün böyle yapaydan ben sana küfür ederim Sen bana söversin <laughs> kavga Sen tayminci olursun Ben de Stark Evet <laughs> <laughs> o zaman ağzına sağlık. Ee, çok sağ ol Allah. Yine güzel bölüm ee, oldu. Hayal kırıklığı olacak bazı insanlar için ama kusura bakmasın. Evet sana. bu kısa oldu biraz. Bir de yani. Emekli Black Metal Solisti gibi. <laughs> <sesini tutma> <laughs> bu arada hiç bana kötü gelmedi ama tabi seyirci belki daha dikkat edebilir. Geçmiş olsun bu arada. Ne olacak abi? Ses önemli değil. Yol önemli kardeş. <laughs> evet. Hadi Kendi, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay okay. bay. Hadi bay bay.